Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesi Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. Erişim www.sesibetimlemedernegi.com www.mint.com.tr. Dünya Engelliler Vakfı resmi sponsoru. Engelli Dostu dizi 80'ler. Ahşap bir masanın üzerinde dantel bir örtü, çevirmeli eski bir telefon, kenarda bir müzik kaseti, birkaç kurumuş ağaç yaprağı. Sağ alt köşede sarıya boyanmış, rakamlarla yazılıp altına harflerle tekrarlanmış 80'ler yazısı. Masanın üzerinde ilerleyen görüntü fotoğrafların üzerinden akıyor. Fotoğraflarda dizi karakterlerini ve altlarında isimlerini görüyoruz. Fehmi Rasim Öztekin, Rukiye Özlem Türkat, Gülden Ayşe Tolga, Ahmet Şoray Uzun, Ergun Serhat Kılıç, Niyazi Vural Çelik, Nazlı Yasemin Conka, Çağatay İlker Ayrık, Pastacı Sami Berat Yenilmez, Şükriye Munis Düşen Kalkar, Elvan Begüm Öner, Şahin Ceyhun Fersoy, Sağcı Alper Osman Büyükercan, Solcu Nevzat Eray Yasin, Las Komiser Onur Dilber, Selahattin Yasin Kaya, Bekçi Hacı Ali Konuk, Nurten Tolunay Donat, 46'lık Basri Mehmet Elmas, Fatma Suzan Kardeş, Butik Ali Hakan Bulut, Bakkal Mehmet Ayber Katila, Berber Recep Nejat Birecik, Manal Mustafa Aşkın Şenol, Kahveci Mesut Necmi Yapıcı, Balıkçı İdris Tahsin Taşkın, Kasap Faruk Sufuoğlu, Muhtar Emin Gümüşkaya, Belediye Başkanı Atilla Hocam, Final Mix Orçun Çatar, Kurgu Cihan Güngören, Işık Şefi Şehmus Yenca, Kostüm Tasarım ve Uygulama Özlem Çakır, Sanat Yönetmeni Cem Ülke İlker, Dekor Tasarım ve Uygulama Dilek Pınarcı Başak, Görüntü Yönetmeni Selçuk Ekmekçiler, Yapım Koordinatörü Arzu Tan, Genel Koordinatör Motor Cesur Taş, Müzik Aydın Sarman, Burcu Güven, Senaryo Murat Aras, Birol Güven, Yapımcı Birol Güven, Yönetmen Müfit Can Saçıntı. Bölüm. Görüntü İstanbul manzarasıyla açıldı. Necla Rukiye'lerde perişan bir halde oturuyor. Yani şimdi çok üzüldüm Necla Hanımcığım, gerçekten. Yani benim etrafımda hiç kimse yok böyle boşanma noktasına gelmiş. Yani hiç öyle bir tanıdığım olmadığı için ne diyeceğimi bilemiyorum yani. Çok üzüldüm. Rukiye Hanım, yani ben boşanma noktasına geldim demedim ki. Muzaffer Bey boşanmak istiyor dedim. Hı, tamam, onu anladım da işte mesela neden? Yani onu sorgulamak lazım şimdi. Neden? Bir hatanız falan mı oldu acaba? Yok canım. Yani benim nasıl bir hatam olabilir ki? Ne bileyim. Ne yapmış olabilirsiniz mesela? Ay, Allah korusun, konkene falan mı gittiniz? Ha, yok canım. Yok, ben konkene falan gitmedim. Neden soruyorum? Ha, neden soruyorum? Bir saniye, şunun için soruyorum. Geçen ben gazetede okudum. Bir adamcağız karısını böyle çatadan ak boşayı vermiş böyle tek celsede. Konkene gidiyor diyerekten. Çünkü neden? Kadın da konkene gidiyor diye. Evde ne temizlik, ne bir şey, ne iş gücü. Her şey böyle rezalet falan. Adam da ne yapsın? Dayanamaz. Burası da gelmiş. Adamın tarafından düşününce de haklı tabii yani. Siz de öyle bir şey mi acaba diye şey yaptım. Yani tabii ben konkene gidiyordum ama Allah bilir o da o uzak limanlarda kim bilir neler yapıyordu. Ya. Neler yapıyordu? Ay Rukiye, ay keşke tutsaydım şu çenemi. Yani dedi ki ben... Sen benim sevgime inanmıyorsun. Sen benim aşkıma inanmıyorsun. Ben hiç öyle şey yapar mıyım dedi. Sonra? Yapmam dedi. Ama yapar. Hayır, bir dakika şu. Biz geri döneceğiz. Aldatıyor mu aldatmıyor mu? Ben o kısma takıldım. Aldatıyor muydu aldatmıyor muydu? Bilmiyorum canım, yani erkek değil mi bu? Erkek. Bütün erkekler yapar. Niye yapmasın? Benim yapmaz. Ah, vallahi o da yapar. Yapmaz. Ya, yani düşünün, Fehmi Bey de gemide olsa, böyle çok uzaklara yani 5000 kilometre uzakta olsa, vallahi yapar. Yapmaz. Yani uzakta diyorum, evden çok ayrı diyorum. Yani kimsenin göremeyeceği yerlerde diyorum. Yapar. 5000 kilometre ne kadar oluyor böyle takriben yani? Çok uzak. Çok uzak. Ta dünyanın öbür ucu. Kimsenin görmediği, bilmediği yerler diyor.
Bilmiyorum canım ama Allah Allah Allah, yok yapmaz. Yok o kadar yapmaz, 5000 falan şey ama. Yok yok yapmaz. Her erkek yapar. Her erkek yapar. Ya yok yok yok, vallahi yapmaz. Yapar, yapar Rukiye, yapar. Nazlıcığım kapıya bakıver. Ciddi değil yani. Nazlı mavi desenli lacivert elbisesiyle bezgince odadan çıkıp kapıyı açtı. Gülden. Ne haber Nazlı? İyi, sana ne haber? Anne, ha. Gülden iyi misin? Ne yapıyorsun yüzünü böyle ya? İyiyim, iyiyim. Anne ya, anahtarı versene ya, anahtarı. Çantal. Aa, 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 yüzüğün nerede kızım? Ahmet elinde kalan yüzükle gergin, canı sıkkın. Demek ben yüzüğü öyle eline verdi. Vah vah. Hiç anlamadan dinlemeden hem de. Böyle bir şey var mı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kadar kolay mı ya nişan atmak? Ama evladım ben sana ta ne zamandan beri söylüyorum. Bak ığırdan oluyorsun Ahmet diyorum. Ömer evlen diyorum, Ömer evlen diyorum. Para biriktiriyoruz işte Sami abi. Bunu ne bağırıyorsun be? Ben mi attım nişanı? Kusura bakma abi, haklısın. Ha. Biraz asabım bozuk da kusura bakma. Sana nazım geçiyor öyle. Affedersin. Yok sen affedersin. Ben... Yok abi estağfurullah. Yok tamam, ben özür dilerim şey. Ahmet abicim sen hiç sinirlenme abi. Sen bileğinin hakkıyla çalışıyorsun. Sermayenin kızına şoförlük yapman bunu değiştirmez ki. Değiştirmez. Hem senin yaptığın iş abi, emeğinle ekmeğinin derdindesin sen ya. Aynen öyle. Sen buna sahip çık abicim. Çıkacağım tabii ya. Sonuçta iş emek demek, özgürlük demek. Doğru söylüyorsun Nevzat. İş, emek, özgürlük demek. Çok... Evet, iş, emek, özgürlük. Gaza gelip yumruklarını havaya kaldırdı. Demek hani böyle böyle yapıyorlar ya. Bunlar yaptım. Değil mi? Böyle böyle yapıyorlar. Daha şeyden aklına şey... Ne zaman böyle? Ne yapıyorum diye soracağım böyle. Ahmet avucundaki yüzükle sımsıkı kapattı yumruğunu. Ya ne demek Ahmet artık beni sevmiyor? Abim senin için canını bile verir Gülden. Aa. O eskiden de Nazlıcığım. İstemediğim halde o işte çalışacağım diye diretmesinden belli beni sevmediği. Çocuğum ne var işte, Allah Allah. Ne güzel iş işte. SSK'sı bile var. Yok ya hanım. Bir evli veya nişanlı sadece SSK götürmeye yetmiyor. Bu anlaşılıyor bundan. Ay aman be kardeşim ya, ne oluyor size, ben anlamıyorum ki. Bir tanesi nişan atmış, öbürü boşanmanın eşiğine gelmiş. Ne oluyor size analı kızı, bugün nedir yani? Boşanma mı? Evet. Anne, ne boşanması? Ya Femi kardeşim, bu boşanma işleri nasıl oluyor biliyor musun acaba? Nereden bileyim ya, benim hiç siftahım yok ki. Hiç boşanmadım ben. Ben de hiç boşanmadım. Mahkemeye gidiliyor. O kadarını ben de biliyorum canım. Herhalde boşanmak için devlet suçları gidecek halim yok. Seyir hidrografi ve oşinografi dairesi çok iyi boşuyormuş, aklımda bulunsun ha. Avukat tutmak gerekiyor, bir avukata gitmeniz lazım. Ya Mehmet sen de akıl verip durma ya, Allah Allah avukattı, mamukattı diye. Abi soruyor adam, ne yapayım? Ya şimdi bak, ya bu yaşta boşanma olur mu ya, Allah Allah. Ya her ailenin içinde böyle tartışma olur. Hatunla böyle bir anlaşamama olur ama her seferinde millet mahkemeye gitse aile kalmaz orada da ya. İyi de Femi'ciğim bu benim sadakatimi sorguladı ya. Ben uzaklarda gemilerde sürünürken o beni başka kadınlarla filan sanıyormuş ya. Ya şimdi her kadın biraz sıkıştırır, öyle bir ağız arar. Ya kadının huyudur bu ya. Böyle ufak bir şey büyütmeyin ya. Mesele haline getirmeyin ya. Yok yok yok. Bu insanlık için küçük ama benim için büyük bir mesele. Anne. Anne bu nasıl haber ya? Baban öyle istedi kızım. Güldencim. Şimdi Muzaffer Bey bilemem tabii ama yani Ahmetciğim öyle şey yapmaz. İşte o senin hüsnü kurundu. Ya nasıl bu kadar emin olabiliyorsun Rukiye anne? Eminim çünkü o benim çocuğum, Allah Allah. Ben bilmeyeceğim de kim bilecek? Ay atasında yok, soyunda sopunda yok. Babası yapmaz ya, öyle söylesem. Hani böyle kilometrelerce uzakta olsa da yapmaz.
Ben şimdi bir şey soracağım. Ben yanlış mı anladım? Yani siz şimdi ikiniz de aldatıldığınızı mı düşünüyorsunuz? Evet. Ama elinizde delil falan yok, öyle mi? Ay delil gerekli mi canım? Korkunç şüpheler var Nazlıcığım, korkunç. Evet. Korkunç şüpheler. Evet. Ya korkunç şüpheler yeterli mi yani bunun için? Kadınlar hisseder canım, hisseder. Ay Necla teyze kusura bakmayın da yani ya gözle görülür böyle elle tutulur hiçbir şey yok ortada. Siz kendi kendinize nerelere kadar gelmişsiniz yani. Aa gerçekten inanamıyorum ben size. Kalkla şimdi yani. Anne ben eve gidiyorum. Dur, dur bekle. Bekle ben de geliyorum. Ay burada bizi anlayacak kimse yok. Hadi kızım gidelim. Nazlı ile Rukiye garipseyerek bakıştılar. Nazlı bozuk. Ahmet elektrik direğine yaslanmış, durgun, düşünceli dikiliyor. Gülden apartmandan çıkıp Ahmet'e döndü. Ahmet tam ona yönelecekti, Necla da çıktı apartmandan. Gülden ima ile gülümseyince Ahmet de meydan okur gibi yüzüğünü çıkarttı. Gülden belli ki beklemiyordu, çok bozuldu. Bir müddet bakıp yine ima ile gülümsedi. Necla gidelim diye kolundan çekiştirdi, uzaklaşıyorlar. Ahmet çok daralmış, sıkıntıyla kolunu kaldırıp yüzüğü atacak gibi oldu ama kolu havada bir müddet kaldıktan sonra yapamayıp vazgeçti. Aslında aklı da gözü de Gülden'di ama geri adım atmak istemiyor. Ters yöne giderek sokaktan ayrıldı. Nurten korkuluğa eğilip elini yüzüne dayamış balkondan öyle seyrediyor. Gelin bakayım, gelin bakayım şimdi bir tane şey yapalım, taş bulalım. Ondan sonra sapanlarımızı deneyelim çocuklar. Biz de denemeden mal teslimi yapılmıyor. Öyle değil mi? Al bakayım sen şunu bir tut. Önce bu arada pamuk eller cebe. Çünkü her güzel karşılığın bir de ücreti var. Öyle değil mi? Şimdi bakın çocuklar bir şey söyleyeceğim bu arada. Mahallenin en kral sapanlarına sahip olacaksınız. Nurten balkondan burun kıvırdı. O yüzden her güzel şeyin neyi var? Bir bedeli var. Öyle değil mi? Hadi bakayım parayı siz hazırlayın. Aha, ben de bir tane taş buldum işte. Gel. Evet şimdi ne yapıyoruz? Şöyle geriyoruz. Gerelim bakalım. Taşı da şöyle koyalım arasına. Bak bir kere daha söylüyorum. İnsanlara, hayvanlara, hiç kimseye nişan almak yok tamam mı? Yoksa her şey olabilir. Bir sakatlık çıkabilir. Çekiyoruz böyle. Evet. Bırak. Balkondaki Nurten'i fark etmediler. Taş ona doğru ilerleyip gözüne çarptı. Nurten acıyla yüzünü tutuyor. Sakatlık. Ay gözüm gitti. Ne gülüyorsunuz? Bak sakatlık oldu. Nurten anneciğim. Aman Nurten hanımcığım bir şey oldu mu? Ay gözüm. Anne. Ne oldu? Ya. Ne oldu diye kaş göz etti Ali'ye. Ya anne. Dur dur bir bakayım dur dur. Ne oldu? Ay göremiyorum. Allah. Ay gözüm. Görüntü Boğaz Köprüsü ile Kız Kulesi. Mesut tezgahta kupon dolduruyor. Alper masada fal açıyor. İdris de çayını İdris, içiyor. Bu sefer çok sağlam kupon yaptın birader. Biz öyle ne sağlam kuponlar gördük. Bir dakika, bir dakika. Hani sen tövbe etmiştin altılıya? Yine mi başladın? Yok be oğlum. Geçici bir süreliğine ya. Tutturunca gene bırakacağım. Bu ara çok para lazım biliyor musun? İyi de Mesut abi böyle para kazanılmaz ki ya altılıdan filan. Alper sus. Abuk subuk konuşma. Sen nereden bileceksin? Sen bekar adamsın. Allah Allah. Bak bizim oğlan büyüyor. Boyuna para istiyor. Ya, hanım desen yok videoyu alalım. Yok araba alalım. Kaynana başımın etini yiyor. Evi değiştirelim, evi değiştirelim. Evli olmak çok pahalı bir şey ya. Vallahi evli olmak çok pahalı yani burama kadar geldi. Yani benim rahatlamam lazım. Ya bırak bu işleri Mesut ya. Atla piyangoyla olur mu bu işler ya? Emek vermeden para kazanılır mı kardeşim ya? Öyle değil mi Alper? Aynen öyle abi doğru söylüyor. Hoppala laf mı şimdi sizinkisi? Emek veriyoruz oğlum. Yani emek vermez olur muyuz ya? Ben mesela bugün koşacak bütün Arap ve İngiliz atlarının bütün özelliklerini acayip bir şekilde ezberledim yani. Her şeyini biliyorum ya. İnceğine cinceğine. Yani sahibinden daha çok, o derece. Mesut abi, bu bilgilerden biz de faydalanabiliyor muyuz? Ya koçum bırak Allah aşkına, bir de sen bulaşma şu illete. Ya Alper, bak abimin yanında beygir gibi çalışıyorum zaten. Bir kuruş kazandığım da yok.
Onun yanında beygir gibi çalışacağıma beygir yarışı oynayayım, oradan para kazanayım. Refik, beygir gibi gülüp durma. Boşları topla. Hadi. Allah Allah, sonra da bak gidip kuponu yatıracaksın. Basri üstünde mor gömleği, kaşe ceketiyle pastanede oturmuş, manalı manalı gülümseyerek elindeki 500 liraya bakıyor. Parayla saadet olmaz denmiştir. Neden denmiştir? Neden denmiştir Basri abi? Çünkü parayla saadet olmaz. Evet. Olsa sen olurdun. Cepsiz Niyazi. Bak cebine 5 kuruş para çıkmadan maşallah padişahlar gibi yaşıyorsun. Ivırı şeye kenara, ivırı şeye, ivırı ivırıya. Hayret bir şey ya. Ha, o kadar para biriktiriyorsun hala suratın bir karış be. Azıcık ağırca, ağırca değil mi? Ağırca sağa sola şey yap. Kefenin cebim var, kefenin cebim var. Evet Sami abi, evet. Belki kefenime cep diktireceğim. O senin cebin bunları şey yapar mı? Seni çelik kasayla gömmek lazım. Allah! İnsan parayla mutlu olmaz. İnsan iç huzuru yerindeyse mutlu olur. Nedir iç huzuru? Borçsuz olmak, vicdanı temiz yaşamak, sevmek, sevilmek, üretmek, paylaşmak, takdir edilmek. Bir kadını sevmek iç huzuru getirmiyor be Basri abi. Götürüyor. Evet, doğru. Bu kadın da huzur muzur bırakmaz. Götürür. Bu senin sevdiğin kadında huzur falan kalmaz yani. Merhaba Basri Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Buyurun, çay içelim. Yine aynı 50'li yaşlardaki kır saçlı takım elbiseli adam. Hemen gitmem gerekiyor. Bu aralar işler çok yoğun. Çantayı masaya yatırdı. Yine her zamanki gibi hazır. Aynı şartlar geçerli. Bildiğiniz gibi. Biliyorum. Sağ olun, sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Teslimatı haftaya yaparım. Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler. Adam gidince Basri memnun gülümsemesiyle çantaya yoğunlaştı. Çanta gene geldi. Acayip merak ediyorum Elvan içinde ne var acayip. Ya tamam ben de merak ediyorum baba ama sen abarttın biraz boş ver. Merak etme artık. Ne varsa var. Öyle de boş vereme. Yani ben borç verse, merakım borç verme. Bu dürtüyor beni. İyilerinden, iyilerinden. Yenge lütfen. Bizde kötü mal olmaz, kötü hizmet de olmaz. Değerli ablalarım, yengelerim, bacılarım. Seçimlerde belediye başkanı olarak beni seçerseniz güzel günler sizleri bekliyor. Aa, sahi mi? Ne yapacaksınız mesela? Mesela ne yapacağız? Şöyle ifade edeyim. Halk eğitim kurslarını hızlandıracağım. Halk eğitim kurslarından mezun olanlar iş bulacaklar. Onlara iş bulacağım. Öyle evde kös kös oturmak yok artık hanımlar. Çalışacaksınız, kendi paranızı kazanacaksınız. Aa, kız Nermin abla ne güzel değil mi? Vallahi bu Mustafa seçimi kazanırsa evde yemek yapacak hanım bulamayız ya. Ayrıca bir kadınlar kahvesi açacağım. Yeter artık. Erkeklerinizi beklediğiniz yeter. Siz de gideceksiniz o kahveye, çay içeceksiniz, kahve içeceksiniz. Gerekirse okey'e bile döneceksiniz. Tek yapmanız gereken oy pusulasında ismimi bulup mührü üstüne basmak. Size güveniyorum ablalarım, bacılarım, yengelerim. Bekliyorum oylarınızı. Ya bu at yarışlarını da yasaklasanız. Başladı gene bizimki. Başladı gene şey. Yasaklıyorum, at yarışlarını da yasaklıyorum. Gerekirse bizzat Veli Efendi ile görüşürüm bu konuyu. Refik, gel bakayım buraya, gel, 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 gel. Ne elindeki? Şey. Oynadı değil mi? Yatırmaya gidiyorsun kuponu. Evet. Kahvede mi Mesut abin? Evet, kahvede İngiliz'de. Ver bakalım, ver. Ver, 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 ver.
kuponuna bakıp hırsla bir güzel yırttı kuponu. Al şimdi bunu. Yatırdım de, tamam mı? Hadi. Yıldız sinirden portakalları unuttu. Koş, koş, koş dur. Sami abi. Evet. Ambu çanta gene mi geldi buraya? Evet. Şş, Bekir. Ben diyorum ki, Teo Basri gizli ajant olmasın. Ajant mı? Evet. Nasıl ajant? Bildiğin işte o devlet şeylerine onu veriyorlar, alıyorlar. O buna veriyor, o öbürü şey yapıyor. Bundan. Ya ne komik adamsın. 46'lık Basri. Ya hadi oradan öyle şey olur mu ya? Neden olmasın? Neden olmasın? Bu adam geldi gene. O elindeki çantayla içeri. Ne dedi o? Bir şey dedi. Ne dedi? Teslimat haftaya dedi. Evet, teslimat haftaya dedi. Teslimat mı? Evet. Demek ki ona bir şey veriyor, öbürü de ona bir şey alıyor. Kesin kanun dışı bir şey var. Bir dakika abi, devlet burada. Gidip hesap soracağım, yeter artık gidip soracağım. Ya buraya. Nereye gidiyor? Evet, nereye gidiyor? Soracağım. Ya sen kim sorunca, aa evet doğru Bekir Bey, siz devletsiniz. Ve hemen size izahatta bulunayım mı diyecek. Başka bir şey bulmamız lazım. Başka bir şey bulmak lazım. Devletim ben kardeşim. Devletim. Ben sorunca söylemek zorunda. Nereye devletsin sen be? Nereye devletsin sen? Değil mi? Sen bekçisin. Mesai başladı mı? Yok. O zaman nereden devlet oluyor? Başka bir şey yapmak lazım. Düşünek o zaman. Dur, bak, ne bu lan? Başka bir şey bulmak lazım. Evet. Başka bir şey bulmak lazım. Bu tatlıların dışında. Değil mi? Acayip değişik bir şey bulmak lazım. Ütüyle gırgırlarken koltuktan uzanan ayak mani olmaya çalışıyor. Halacığım vallahi bak 3 yaşındayken bile aynı şeyleri yapıyordu. Çek şu ayaklarını. Çek tamam hadi. Çek. Hay acık beni dinleseniz. Bak işte gördün mü? Abin gitti kafasına göre bir kız buldu. Şimdi oh uğraş dur. Bana mı dedin anne bunu? Niye bana söylüyorsun ki? Tabii sana söyle. Kime söyleyeceğim? Sen acık bundan ders al da ona göre kendine göre daha düzgün birini bul. Gerçi sana söyleme. Niye sana söylüyorum ki? Sen gittin böyle pamuk şekeri kafalı. Birini buldun getirdin yani. O da var. Doğru, doğru söylüyorsun. Ay, gönül bu. Ne zaman nereye konacağı belli olmaz ki. Annen gönlümüzün nereye konacağını bizden daha iyi bilir. Bilirim efendim. Bak, Gül'de ne olmaz 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 dedim. Ne oldu? Çıktı o nişan yüzüğü. Acaba sen olmaz olmaz dediğin için olmamış olabilir mi anne? Evet ha. Olabilir. Elvan için de olmaz olmaz dediniz. Olmuyor işte hala. Olmuyor hala işte. Hiçbir şey olmuyor ya. Gülüm ayağını halaya vallahi bir... Hay bir taneniz gidip de böyle adam gibi şöyle düzgün birini bulup da evlenseniz vallahi billahi kurban keseceğim ya. Hay. Hala ne keseceksin? Güzel bir şey kes de bari karnımız doysun. Bir şey söyleyeceğim. Karnım çok acıktı ya. Kavurma olsa da böyle ne güzel olurdu böyle çıtır çıtır yerdik onları. Ya çok acıktım ama. Ben içerideyim. Kafam şişti ya. Bir çizgi roman okutmadınız ya. Hadi sen de git bak bakalım o kitapları da bak bakayım. Sen de git Çağatay'ın. Hadi kitap okuyun orada beraber. Hadi. Hadi. Kovuyorsun ya. Ne yapayım beni? Kovuyorsun yani. Kovuyorsun, kovuyorsun. Sen beni kovuyorsun. En sevdiğim yerim ya. Nasıl kovulmazsın? Allah'ım yarabbim. Ha yani olacak iş var, olmayacak iş var. Onu demek istiyorum. Sonra ben söyleyince suçlu oluyor. Beni suçluyorsunuz sonra. Anne kimse seni suçlamıyor bu evde yani. Ama sen var ya hepimizi suçluyorsun yani. Yok onun SSK'sı yok, onun busu yok, onun şusu yok falan diyorsun. Sürekli bir şeyler söylüyorsun bize. Farkında mısın? Yani neden siz kendi hayatınızı yaşamıyorsunuz? Anlamıyorum ben yani. Nasıl yani? Bayağı yani öyle bizi rahat bırakın yani. Siz kendi hayatınızı yaşamışsınız. Artık bırakın biz de kendi hayatımızı yaşayalım yani. Oh! Git ne halin varsa göçür, git kendi hayatını yaşa. Hepiniz ne haliniz varsa gidin yaşayın. Ne yaparsanız yapın. Aa, Nazım masadan sinirle ders notlarını toplayıp tavırlı odaya gitti. Ha, git derken o kadar uzağa gitmene gerek yoktu yani. Ders çalışıyorsan oturabilirsin. Evden mevden kaçma da. Rukiye kulak memesini çekti. Sonra koltuğun kolçağının tahtasına vurup işine devam etti. Sandalların arasında görünen balıkçı barınağının dışarıdan görüntüsü. Ergun yatak olarak kullandığı çek yatağı yarı uzanarak eli başına dayanmış dertli dertli düşünüyor.
Ergun, oğlum burada mısın? Açık dayı. Ah. Ya Ergun'cum, ben balığa çıkıyorum büyük ağlarla da. Şunda bir ufak tefek tadilat var. Şunları bir tamir eder misin bana? Tamam, dönüşte ben alacağım Ergun. Ben hallederim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim. Çıkmadan bir çay vereyim, yeniden mezun. Vallahi iyi olur bak. Hadi otur. Hadi gitmeden bir çayını içelim. Yaşlı adam masaya oturdu. Ergun masadaki ters bardakları düzeltip sobada duran çaydanlığa uzandı. Oo, mis gibi de tomurcuk kokuyor. Çayı güzel demlemişsin Ergun. Afiyet olsun. Allah, öğrendin bu işi. Ergun çekyata yönelince yaşlı adam şekeriyle kaşığını koyup çayını önüne uzattı. Bak Ergun, bu çaydan bolca iç. Gittiğin yerlerde bu çayı bulamazsın oğlum. Anladın mı? Bulmaya değil ki dayı. Kaybetmeye gidiyorum. Ya bir şey soracağım sana. Ya gelen kimdi? Ahmet. Ahmet? Mahalleden. Yakın arkadaşım. Biraz tartışırız galiba. Öyle oldu. Mahalleden ayrılmama zaten kızgın. Ülkeden ayrılacağımı öğrenince daha beter kızdı. Bir bilse ki aslında ondan kaçıyorum. Ya evlat, ya burada kalıp bir çözüm denesen. Keşke be dayı. Bir şeyleri yapayım derken yıkmamak lazım. Evet. Hem illaki yıkılacaksa bir şeyler, boş ver. Bırak ben yıkan değil, yıkılan olayım. Gideyim buralarda. Başka bir şehrin sokaklarında, başka insanların arasında kaybolurum belki. Hem ben kayboldukça o da kaybolup gider belki içimden. Ben müsaade isteyeyim. Rastgele ver. Teşekkür ederim çay için. Eyvallah. Kendine iyi bak. Yaşlı adam çıkınca Ergun geri oturdu. Bacak bacak üstüne atıp çayını aldı. Sonra bir müddet kederle düşünüp yudumladı çayını. Sanki artık hayattan hiç zevk almıyormuş gibi hep üzgün, durgun, düşünceli. Özlem de geçmişe döndü. Ergun dükkanda Nazlı'yla çektirdiği fotoğrafa bakıyor. Fotoğrafı öpüp mutlulukla seyretti. Başka bir an, ikisi de dükkanda, bulutların üstündeler. Şimdiki hallerinden eser yok. Sahne değişti, aşkla el ele sokağa girdiler. Bu sefer de dükkanda el ele cevirişirken Niyazi'ye yakalandıkları anı gördük. Nazlı salonda bacağındaki yan duran açık kitabının bir tarafına Ergun'un resmini koymuş, diğer tarafında boş kağıda da Ergun yazıyor. Ahmet salona gelince hemen toparlanıp ders çalışma moduna girdi. Ahmet'in zaten kendini bile görecek hali yok ki onu görsün. Takım elbiseyle koltuğa bıraktı kendini. Kara kara düşünüyor. Nazlı onun haline şöyle bir bakıp yine kendi umutsuzluğunda kayboldu. Sıkıntıyla derin bir iç çekti. Niyazi kahvenin yeşil örtülü masasına ellerini koyup çenesinin üstüne dayanmış, efkarlı düşünüyor. Alper'le Mesut yan masadan neyi var bunun diye merakla bakıyorlar. Necla koltuğunda gümüş çerçeveli fotoğrafı eline almış, fotoğrafa bakarak ağlıyor. Fotoğraftaki pozda Necla oturuyor. Muzaffer üniformasıyla arkasına dikilip ellerini onun omzuna koymuş, gülümsüyorlar. Gülden de diğer koltukta gözleri dolu dolu. Hem annesine yanıyor hem kendisine. Yasak aşkın bu çilesi, çözüldükçe sardı bizi. Ali kepengi çekili dükkanın önünde çok mahcup. Nurten'in gözü bandajlı. Dilek koluna girmiş, apartmana girdiler. İkisi de Ali'ye tavırlı. Ali perişan olmuş, ciğerci kekis gibi arkalarından baktı. Geçmişten kurtulan Ergun elinde çay bardağıyla çekyahta düşüncelere boğulmuş, hüsranla oturuyor. Kendimizi ne yasaktır ne de
yine geçmişe döndü. Nazlı evde, Ergun pencerenin altında kaçamak cilveleşiyorlar. Ana dönüp çayını efkarla başına dikti. Bu sefer de ikisinin geçmişte tartıştıkları bir ana şahit olduk. Nazlı elinde kitaplarla Ergun'a isip gürleyip sonra da arkasını dönüp gitti. Mesut kupanın yırtık parçalarını bir araya getirmeye çalışıyor. Deli edecek beni bu kadın ya. Deli edecek beni bu kadın ya. Sen benim kuponumu nasıl yırtıyorsun kardeşim? Ya, ne güzel işte Mesut abi. Hem bu vesileyle bırakmış olursun. İyilik yapmış sana. Öyle deme Alper. Ya çok çalıştım oğlum, çok uğraştım ya. Sabahlara kadar ders çalıştım ben bu kupon için ya. Ya bütün atların anasını, babasını, dedesini, ninesini... hatta ta orta çağlardaki atalarına kadar çalıştım ya. Bak zaten dördüncü ayağa kadar tuttu. Bak ben sana diyorum bu kupon kesin tutacak ya. Buraya yazıyorum tutacak ya, 6'da 6. Ya bırak bu ayakları Mesut abi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyeceğim? Altının ayaklarını diyorum. Ha, altının ayaklarını. Evet. Zaten zorla bıraktırıldık baksana. Mecburen bıraktırıldık ya. Usta, usta. Yemin ediyorum beşinci ayakta tuttu. Usta, usta. Beşinci ayakta tuttu vallahi. Oğlum ne sıra çeviriyorsun lan bunu? Ya Refik, sen beni deli mi edeceksin oğlum? Bak asfalyalarımı iyice attırdın ha. Sen nasıl kaptırıyorsun oğlum lan kuponu? Nasıl kaptırıyorsun lan elinden? Sana güvenemeyecek miyiz biz? Yemin ediyorum zorla verdim usta. Dedim ki yenge canım alırsın ama kuponumu alamazsın. O dedi vereceksin dedi, ben vermem dedim. Yerlerde yuvarlandım, süründüm ama en sonunda vermek zorunda kaldım. Tabii tabii. Yerlerde süründün, tepindin. Vermek istemedin ama Yıldız zorla aldı. Evet usta. Ulan sen kimi yiyorsun lan? Biz kaçı kurasıyız oğlum? Üstün başın tertemiz geldin. Yerlerde sürünsen böyle mi gelirsin? Ulan Refik, bak dua et bu kupon tutmasın. Eğer tutarsa var ya, oğlum bak senin üstüne binerim at gibi böyle eğersiz, tamam mı? Böyle mahmuzları da takarım ayaklara. Böyle senin var ya böyle böğürlerine böyle vura vura ta Beli Efendi'ye kadar koşarım. Sami ile Bekir yine hinlik peşindeler. Sami Basri'ye güya tatlı getirmiş. Önüne geçip yatık çantayı sapından hafifçe kaldırdı. Sami'nin arkasına saklanan Bekir elindeki fırın küreğini çantanın altından sokup çaktırmadan çantayı çekti. Evet. Acayip güzel bir tatlı. Ağzına layık. Rıza ile Selahattin dışarıdan merakla onları hayırdır izliyorlar. Hayır mı? Hayır hayır. Acayip güzel. Ye ye. Kum seni! Baş komiserim. Acayip. Gelebilir misiniz? Ucuk gelebilir misiniz? Geldik zaten. Geldik burada. Evet. Evet. Görüyorum. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım be? Aynı bu ya. Sen ne yaparsın? Ya eyvallah. Benim bu çantada acayip şikayetçi. İşte bunlar. Evet. İşte bunlar. Acayip. Acayip şüpheliyim. Bunların acayip duruyor. Bomba var bunun içinde. Yine mi bu çanta ya? Yine mi bu çanta? Bu çantayı konuşmuştuk. Bu çantayı hallettik Bekir. Evet. Anlattınız. Çok böyle acayip detaylı şeyler yaptınız. Biz ikna olduk. Evet. Ama gene de acayip korkuyoruz. Ya, acayip korkacak bir şey yok bu çantadan. Niye korkuyorsunuz bu çantadan ya? Başkomiserim ya içinde bomba varsa ya patlarsa biz parçalanırsak. Evet. Karakola da getirmedin öyle am bu çantadan. Ha? Ya Bekir am bu çantadan karakola giren adam zaten aranan bir suçluydu. Bu çantanın sahibi Basri. Bizim bildiğimiz Basri. 46'lık Basri. Sakallı Basri. Karl Marx Basri. Başkomiserim. İki kere daha söylesenize. Bu önünde bir şey var. Valla böyle böyle yapınca geçti. Bir Basri'ye bir Rıza'ya bakınca... Ama herkes masumiyeti ispatlanana kadar suçludur biliyorsunuz yani. Selahattin Bey, ihbar lazım dedi. Konuştuk bunu. İhbar lazım. İhbar olmadan olmaz bu işler. İhbar olacak ki biz... İhbar lazım. Uyan, ihbar. İhbar lazım. Doğru. Nevzat, ihbar lazım. Ben ihbar etmem abim. Bomba varsa kendim çözerim. Aslan parçası ya. İhbar, o zaman ihbar lazım. Yani Nevzat edemez ama ihbar... İhbar evet. Lazım. Biri... Ya ihbar. İhbar lazım, ihbar lazım. İhbar lazım. Ne lazım? İhbar lazım ya. İhbar lazım. İhbar lazım. Ha. Evet. Aa! İmen! Bravo! İmen aklıma bir şey geldi. Ne geldi Sami Usta? İhbar geldi. Yani ben ihbar ediyorum. Nasıl? İhbar mı var? İmen ben ediyorum. Nerede? Ne ihbar ediyorsun? Ya bu çanta ihbar ediyorum. Acayip bir şekilde böyle korkuyorum bu çanta. Olayı uçabilir. Her şey olabilir. İhbar ediyorum. Anlaşıldı. Şu anda ihbar var. Bomba ihbarı var. Şimdi o çantayı kaldır ve yavaşça masanın üstüne koy Basri. Silahını doğrulttu. Çanta zaten masanın üstünde Selahattin. Başkomiserim bir dakika. Siz karışmayın. Bu olay çok ciddi. Tamam özür dilerim. Buyurun.
Senin sorunun ne biliyor musun Selo? O koca kafanın, sepet kafanın şapkandan daha büyük olması dostum. İndir şuna, indir şu şap. Çok kovboy filmi seyretmişsin, saçma sapan hareketler. Kasanın üstüne koymuş, yavaşçaymış. Siz durun dedi bana ya, siz çekilin dedi. Fark ettiniz mi? Evet, evet. Sepet kafalı uşak. Evet Basri, ihbar var. Var, evet. Benden var, ben yaptım. Açtır çantayı tekrar. Açsın çantayı, ihbar var. Basri açar mısın çantayı? Mesut arama yaptı, heyecanla açılmasını bekliyor. Alo. Ganyan bayi mi? Hikmet sen misin? Oğlum ne biçim geliyor lan sesin? Ne oldu birader? Altıncı ayakta kim geldi? Sürpriz mi? Kim? Dermetli deme. Ahize'yi şokla elinden bıraktı. Kazandık Mustafa. Kazandık! Tezgahın arkasından boğazına yapıştı. Alper zorla aldı elinden. Yatıramadık be. Alper masayı oturttu. Tuttu, tuttu Alper. Ama yatıramadık Alper. Ulan böyle bir şey olur mu be? Hırsını alamayıp koştu gitti. Basit çantanın ağzını kendine çevirdi. Yavaş. Yavaş. Ani hareket yapma bakalım. Şimdi o çantayı yavaş yavaş aç. Beni silahımı kullandırmak zorunda bırakma. Basri'ye uzattığı eline vurdu Rıza. Hareketlerine dikkat et biraz silahı. Özür dilerim başkomiserim. Ama işte sen de ya. Merak ettim de ondan. Ya merak etme. Arkamdan biraz geri çekilin ya. Silahını çekecek. Basri aç çantayı Basri. Bu aç. Yaptığınız yasalara aykırı ama madem bu kadar merak ediyorsunuz. Ne demek? Biz senin yanına o çantayla böyle acayip gizli çantalarla gezip seni merakta bırakıyoruz mu? Değil mi? Bırakıyoruz mu? Evet. Bırakmıyorlar. Seni bırakmıyor. Yalnız Basri, içinde bomba olmasın. Patlat da bizi. Bak geçen karakolda bomba geldi. Patlayacak dur kazdan. Patlama bizi. Niye? Dur, pastaneyi boşaltalım. Pastaneyi boşalt. Ha? Nevzat, sen kal. Tamam, sen gel böyle. Tamam. Evet. Pastaneyi boşaltmanıza gerek yok. Ha. Of, çok gerildim ya. Sen mi gerildin ben? Vallahi elim ayağım her yerim oynuyor, titriyor. Başkomiserim. Evet. Ben gideyim ya. Çoluk var, çocuk var. Şimdi dururken niye babasız kalsınlar? Ben şey yapayım, gideyim. Nevzat sen öyle gel böyle. Tamam. Böyle... Ben de. Sen de mi? Ben de. Açıyorum Nevzat. Evet, yavaş yavaş. Yavaş yavaş açıyorum onu. Yavaş yavaş. Evet. Açıyorum Nevzat. Artık açın amirim. Yavaş. Bir, iki. Ne olduğunu görünce garipseyerek bakıştılar. Biz henüz görmedik. Bekir yolun karşı tarafından merakla seyrediyor. Ali kapıda asılı afişlerin arkasından tedirgin bakışlarıyla dışarı kollayarak temkinle kapıyı araladı. Kaygıyla başını uzattı, etrafı kollarken Bekir'i görüp sessizce yanına geldi. Bekir pastanede neler olduğunu anlamaya yoğunlaşmış. Bekir abi! Bismillah. Ne oldu Bekir? Bekir abi... Ben bir şey soracağım sana. Sor. Sen bilirsin diye. Heh, söyle. Soruyorum abi. Bekir abi. Ne? Birisini gözünden. Ne? Gözünden. İyi. Sapanla vurmanın cezası var mı abi? Neyle? Sapanla. Ola olmaz mı? Kimi vurdun Putin? He? Kimi vurdun? Ağlama ağla. Kimi vurdun? Nurten teyze var ya. Ulan seninle ağzın üstüne bir tane koyar. Nedir senin bu Nurten teyzeyle durmadan vukuat yapıyorsun? Bu kaçıncı vukuatın sen? Ya Bekir abi yemin ederim vallahi billahi isteyerek olmadı. Yani kasti değil, kasıt yok abi. Kasıt yok. Ha kasıt yokmuş. Tamam beni kandırdın. Ben safam ya bekçiyim kanım. Devleti nasıl kandıracaksan Putikyan'ı? He? Bana bak. He. Göz yerinde mi yoksa pörtledi mi? Bekir abi vallahi bilmiyorum hem fark eder mi abi bir şey olur mu ki? Fark eder mi? He. Fark etmez. Fark etmez olur mu? Hem neyse zaten olsa bile zaten büyük ceza alırsan her halükarda büyük ceza verirler sana. Ne kadar abi cezası? Ya şimdi bana bak Butik. Şimdi bu şikayetçi olursa anladın mı en az 3-4 sene yersen. O da
Senin hani sicil kaydın temiz ya, oradan. Ama bu mevcut delillere bakarsak, sapanla göz atmak, göz çıkartmak... ...en az 7-8 sene dıngıla fıs içeriye tıkarlar seni. He? Dıngıla fıs diyelim, içeri atarlar böyle, yuvarlar, gönderirler seni. Eyvah. Hayıflanarak dükkana girip kapıyı kapattı. Korkuyla tutuklamaya gelen var mı diye bakıp cam kapının arkasından kayboldu. Bond çantasının içinde delgeçle delinip bir araya toplanmış koca bir tomar dosya kağıdı. Rıza sayfaları çevirerek içine göz attı. Bu ne Dubasç? Kitap dosyası. Ne bileceğim bu? İngilizce başkomiserim. İngilizce? Ha, Bekir. Ha? Bak bak, ben sana demedim mi? Bazıları ajant diye İngilizlere şey yapıyormuş, İngilizlere. Dur bakayım hele. Vay anam, vay anam. Bu devlet sırrı mı? Ya ben hayatımda ilk defa devlet sırrı göreceğim. Ne kadar iyi. Kimden aldın bunu? Kime verecektin? Yine yanlış sorulan başladın. Yanlış soruyu. Sırayı karıştırdın. Ne sırası başkomiserim? Önce bu ne diye soracaksın Selahattin. Şimdi oradan Bekir devlet sırrı diye atladı, sen de hemen onun üzerine atladın. Ya devlet sırrı İngilizce olur mu? Türk devletinin sırrı, Türkçe olur. Basri. Nedir bu? Bu bir İngilizce kitap komiserim. Oh. İngiltere'de çok satılan bir kitap. Sende ne işi var Basri abi bunun? Ben Türkçe'ye çeviriyorum onu. Aha! Kendi ağzını söyledi vallahi başkomiserim. Ben demedim bir şeyler çeviriyor diye. Bak. Bir şeyler çeviriyorsun. Ne çeviriyorsun şimdi sen? Yani işin, senin işin bu mu Basri? Sen çevirmez misin? Nesin sen? Evet. İngilizceyi nereden öğrendin peki? Peki niye saklıyorsun? İçinde kanun dışı bir şey var? Çabuk söyle hemen. Başka çevirdiklerin var mı Basri abi? Neleri çevirdin? Hadi çevirmezsin. What is your name? Ha. Ben demiştim çok soru soracaksınız diye. Bir şey söyleyeceğim. Nereden nereye çeviriyor? Bu nasıl çeviriyor yani? Böyle çeviriyor değil bu abi. Ha? Dil çeviriyor. Değil mi? Ya sen tamam. İngilizceyi buraya çeviriyor. Diyorsun ki ona... How old are you diyorsun mesela. O dedi. How old are you mesela. Ha, o da how old are you? Yani onun bir şey. How old are you? Başkomiserim. How old are you? Ya İngilizce bilmeden konuşma ya. How old are you ne demek başkomiserim? How old are you şey işte. Senin mesela ne demek? Ne demek? Kaç yaşındasın gibi bir sorudur mesela. Doğru mu? Doğru mu? How are you ile karışıyor değil mi abi? Doğru mu? How are you nasılsın? Bu how. Abi niye ki cevap vermiyor ki? Doğru mu var onun söylediği? Ya ben çevirmen olduğuna inanabilmemiz için bu sorulara cevap vermen lazım. How old are you? What's your name? Evet, doğru. Hadi okey. Basri Bezgin. Akşam vakti. Fehmi'nin evinin dıştan görüntüsü. Yemek masasında Nazlı ile Çağatay'ın sandalyeleri boş. Güye. Efendim Fehmi'ciğim. Çağatay'la Nazlı nerede? Onlar şey, ay Nazlı'nın nasıl dersi varmış böyle... Çağatay'da işim var dedi, biraz şeylere bakacağım dedi o... çizgi romanları falan bir yeni şey almış, heveslendi. Onu hemen ikisi de böyle odalarına çekirdiler güzelce. Ahmet. Efendim baba. Bu nişan atma meselesi nedir? Ne bakıyorsun? Söylemese miydim? Öyle bir şey oldu işte ama. Nasıl? Önemli bir şey değil. Nasıl önemli değil ya? Nasıl önemli değil? Biz birbirimizi seviyoruz diye ortalığı ayağa kaldırdınız. Sonra gittik, istedik, nişanladık sizi. Şimdi nişan atıyorsunuz. Yok ya, bu kadar basit mi? El aleme ne deriz biz ya? El alemin yüzüne nasıl bakarız? Ya mantıklı olun biraz. Bırakın çocukça hareketleri. Fehmi'ciğim neyse. Sinirlenmesen diye olmuyorsa da olmuyordur. Yani işte fazla da öyle ısrar etmenin bir manası yok yani. Rukiye, sen sus. Sen sus Rukiye. Bu çocukları bu hale sen getirdin. Senden yüz buluyorlar ya. Devamlı senden yüz buluyorlar. O olmaz, bu olmaz, şu olmaz. Yeter ya. Beyefendiye kız istemeye gidiyoruz. Beyefendi istemiyor, kapıdan dönüyoruz. Çiçekler devamlı yere atılıyor ya. Kaç buket çiçek gitti öyle. Bu kızı seviyorum diyor. Gidiyoruz o kızı istiyoruz. Sonra nişan atıyor beyefendi. Ne oluyor ya? Ya biraz mantıklı hareket edin ya. Siz beni delirtmeye mi çalışıyorsunuz? Şuraya bak. Ya evde bir salon bebeğiyle uğraşıyorum ben ya.
Yeter artık. Yeter. Enişte, enişte. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Enişte, ah ben nişanlanacaktım ya. Ah be. O var ya, o parmağımdaki özüyü kimse atamaz diye de ben sana söyleyeyim. Ya gözünü seveyim enişte. Şu Elvan'ımı iste bana. Onlardan hiçbir şey olmaz. Ben kararlıyım. Ben istiyorum yani. Ben çok güzel yaparım yani evlilik. Tam bana göre. Bak. Ya bunları kim doğurup doğurup bizim eve atıyor ya? Allah. Behmi çorbasını yarıda bırakıp sinirli odasına gitti. Annem işte. Seni gebertim. Ama öyle. Gebertim seni. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Ahmet abi? Parmağımdan o yüzüğü kimse çıkartmaz. Şahin, tamam dedin. Tamam. Ah be. Ben nişanlanacağım da o yüzüğü atacağım ha. Yemin ediyorum parmağım kırılır. Böyle kırılırım bak. Dört parmak olurum. Tamam. Ah, var ya siz böylesiniz. Ah gençler, ah gençler ya. Yüce çıkartıyorsunuz ya. Yeter ya. Adam sinirlenmiş ya. Anne geberteceğim bunu. Şahin'cim hadi yemeği ye çocuğum. Ne kadar kötü yapmışsın ki çorbayı bu sefer ala. Özür diliyorum yani. Zehir mi kattın içine? Geberteceğim. Mecraların yemek masasında soğuk rüzgarlar esiyor. Yemekte kızartılmış patatesli kızım, tavuk. Beğendin mi yemeği çocuğum? Çok güzel olmuş anneciğim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Muzaffer Bey, siz nasıl buldunuz yemeği? Beğendiniz mi? Yemekten bir şey anlayamıyorum efendim. İnsanın ağzının tadı olmayınca lapa da versen aynı, kebap da versen aynı. Değişmiyor yani. Ya babacığım annem bir şey söyledi. Doğru mu? Doğru kızım. Avukat bulacağım yarın. Anne ya. Babam nihayet denizden evine döndü diye ne kadar sevindiğimi sen biliyorsun. Niye böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum ben? Ben ne yapıyorum? Babamı kaçırıyorsun. Hep babanın tarafını tuttun zaten. Tutarım. Baba ya. Baba. Söyle annene onun da bir avukat bulması gerekiyormuş. Necla birden duraksadı. Muzaffer yemeğini bıraktı gidiyor. Necla sessizce ağlayarak suyunu içip sıkıntılı bir iç çekti. Elvan şekerlemelerin kapaklarının tozunu alıyor. Bak, gidinin 46'ı gördün sen? Gördün mü? Vallahi adam şey çıktı be. Ne o? Ejne bir şeysi. Vah, İngilizce çevirtmen çıktı adam. Vallahi la. Ama hatırlıyorsan mahalleye turist geldiğinde de konuşmuştu Basra abi. Ha, evet doğru. Vallahi aferin kız. Ben hepten unutmuşum ha. İyi hatırladın sen. Buna bak ya, bu adana çok şey. Akıllı. Ya da o zor deli akıllarda. Aa da karar veremedi vallahi. İlahi baba ya. Gece oldu artık. Hadi şey yapalım, kapatalım. Tam bitti zaten benim işim. Ha, tamam. Toparla ucuma acık. Ben de şey yapayım. Fato ana bastonundan güç alarak pastaneye geldi. Ya babaannem geldi. Gel babaanneciğim. Elinde bir bavul. Anne. Ne var? Sen neden ne acaba? Ben bileyim ne yapayım. Bileyim, ben bileyim ne yapayım. Oturmayacakım gari ben o eve. Gitmeyecekim gari o eve ben. O ev derken ucuva hangi ev daha bahsediyor? Hangi ev olur? Kaç tane ev var? Ajane. Ha? Senin karının evinde. O ne oturuyor karın o evde? Orada. Ha, yukarıda. Gitmeyecekim gari. Yok gidemem. Gider mi? Ne oldu yine? Ne oldu bileyim misin? Ben oturdum böyle bakayım televizyonu, dua edeyim. Bizim sporcular kazansın, bilir misin? Olsun Türkiye. Aynen. Olsun bir tabii Türkiye birinci. Bakayım böyle dua edeyim. O güley bana. Sonra bilir misin ne için güleymiş bana? O imiş daha peşin cüstermişler o ne? O dilimiz canlı yayın imiş banta. O da benimle alay ediyor, oynay benimle. Böyle yapayım. Ya babaanneciğim bunun için küsülmez ki. Sen sus. Sen de anasını kızıyor oldun ha. Bak sinirleneceğim şimdi. Yok be ya. Sen onu yanlış anlamışsındır onu diyor. Değil mi? Yapmaz öyle şey. Sever o seni. Ucayip sever değil mi? Tabii.
yapabilirim. Hep korusunuz onu. Hiç değilsiniz benden taraf. Oh, hep bülesiniz. Gitmeyecek mi? Gülmesin bana. Kalkarım bak ayağa. Sen lazım olasın. Babaannenin kızı yok, anasının kızı. Gülmeyeyim gari. Gitmeyeceğim o eve. Gitmeyeceğim hiç. Nerede kalacaksın ki? Ha, evet, doğru dedi. Doğru benim. Allah Allah. Ne umaysın sen beni, ha? Yok mu ben nereye gideyim? Hangi kapı çalsam bitti bir komşular açar bana kapılarını. Bakarlar bana, beslerler beni, paçlarlar beni. Hanım gibi otururum. Yok senin nice evinde. Şimdi gideceğim. Hangisini çalsam, bak hangisini çalsam kapısını birden açar bana. Siz de sonra benim arkamdan gülersiniz hep beraber. Sen de ol onlardan beraber. Haydi hep beraber gidelim. Haydi çek. Çık hadi. Manicim, yok bir dakika anladım. Durmam burada da. Burada da ya durma. Anneciğim bak sen vallahi alınıyorsun bak. Hiç ya. Bak. Aha daha gidiyor. Ona nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Hayda gidi gidi gidi. Abi. Ayak ucuna oturdu. İyi yok. Misin? İyiyim, iyiyim. Daha da iyi olurum da hani böyle her şey tam yoluna girdi diyorsun. Böyle başka başka şeylerden arızalar çıkıyor ya. Ona çok canım sıkılıyor. Ya eskiden ne kolaymış evlenmek ya Çağatay. Kızların çenesi çok düştü ya bu devirde. Vallahi ciddiyim yani. Annem gibi bir kadın bulmak zor. Öyle kocasına falan öyle sessiz. Zor. Ahmet de yatağından doğrulup oturdu. En basit sorunda alıyorlar pıllarını fırtılarını, hı-hı, ceketlerini çantalarını vın. Uzayıp gidiyorlar. Şey, hı, sen... Ne ya? Sen bu hatun var ya, o konuda... Masumsun değil mi? Soruyorsun bunu bana yani. İyi tamam sormuyorum. Yo yo sordun sordun. Tamam, sordun. Sordun oğlum. Sormadım tamam. Bunu bana soruyorsun yani. Tamam abi sormadım tamam. Ya masumum da. Eşeklik bizde kız haklı. Yok bende. Yok bende. Senin alakası yani. Neslihan Hanım'ın yanındaki işi benim bırakmam lazımdı. Ben aslında bırakmıştım da. Da işte kız yani Neslihan Hanım öyle üç katı maaş falan deyince... Bize de para lazım, evleneceğiz yani. E söyleseydin ya Gülden'e. Oldu. Çok dinledi ya beni. Ben de ona kızdım zaten. Çıkardım yüzüğü. E parmağım kırılaydı çıkarmasaydım. Ayrı da. Yok yok hiç öyle düşünme. Ya ya güvenmiyorsa evlenmesin abicim. Yok gerçekten haklısın. Haklısın abi. Ciddi mi söylüyorsun? Evet bu devirde iş yok güç yok. Üç katı maaş gelmiş filan. Kimse kusura bakmasın yani. Enayilik yani. Büyük enayilik yani. Millet iş diye sokaklarda dolaşıyor. Üç katı bilmiyorum. Bence haklısın. Haklıyım da. Sabaha kadar haklı olsan ne fayda ki yani. Dünyada en çok sevdiğin insan kırıldıktan sonra, o üzgün olduktan sonra... Ay be dünyada en sevdiği insan o ha. Biz de burada eşek başı. Sen büyümeyeceksin ya. Ne alakası var onun yeri var. O çocukların annesi olacak. Lafmışsın senin sana. De baba eşek. Şaka yapıyorum ya. Çok seviyorum ben seni oğlum. Deliye bak sen. Kilo verdin sana. Şaka yapıyoruz. Hala 80'li kilolarda gibi. Top oynadığın zamanlarda olacaktı bu kilo ama işte. Ah be. Şimdi Fenerbahçe'deyim. Tabii. Karnına vurdu. Acımadı ki kas. Tabii. Rukiye! Ya manacığım ne olur ya. Rukiye! Ya ne oluyor ya? Batu ana, ne oldu hayırdır? Hayırlı akşamlar. Pencerideler. İyi akşamlar ya. Rukiye kızım. Canım. Olur mu bu akşam sende kalan be? Aa, olur tabii. Olmaz mı? Tabii de yani. Anacığım bak yapma ne olur bak. Herkesin kendine göre devi düzeni var burada. Yapma ne olur bak senin yanın. Ya bu bak bizim yanımız. Hadi gel gidelim evimize biz. Yok. Gelmem ben o eve. Gelmem ben o eve. Bu senin karın hep alay edeyim benimle. Hep oynayın benimle. Hep arkamdan neler yapayım. Hem arkama hem hep.
Ama Semih'im gelmeyeceğim ben. Otursun şimdi kendisi baksın televizora, kurulsun böyle karşısına baksın. Ben yok gelmem. Çakın. Ya vallahi bak acayip üzülüyorum ben. Hadi gidelim bak. Değil mi? Güzel üstüne düzen olma. Hadi gel, gel eve gidelim eve. Hadi hadi. Yok gitmeyeceğim. Semih'im gidelim. Bak komşucuğum da varacak. Ya Sami tamam ya. Bu gece bizde kalsın. Yarın Salim kafayla tekrar konuşuruz ya. Bırak tamam tamam. Hem onun için de bir değişiklik olur. Hadi. Tabii. Sen kapıyı bak. Tamam. Ya Şeyh abi ne yapacağım ben bunlarla ya? Yahu merak etme bir şey olmaz. Yarın konuşuruz merak etme. Biz onunla da şimdi evde de konuşuyoruz. Hadi. Tamam. Hadi bak onu. İçin rahat olsun. Hadi hadi bak. Gel. Ta gidip onunla tartışacağız ya. Ya biz hallederiz hadi ya. Sen git içeriye hallet hadi. Hadi kapı açık şey teli çek. Gel açıyorum hadi. Kapıyı. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Hadi. Merak etme Zahmet. Merak etme sen, merak etme. Tamam, hadi. Hadi Karina selam süle oradan. Sen de kurul bak televizora, hadi. Gökyüzünde dolunay. Rukiye sobanın başında Fehmi'nin geceliğini ısıtıyor. Fehmi sıkıntılı. Vallahi ne olacak böyle Fehmi'ciğim? Dönürler boşanıyor, oğlan nişan attı. Yani ne olacak bu işin sonu? Yani bizim çocuklar çok acayip ya Rukiye. Yani aynı evde yaşamaya başlamadan birdenbire nişan atıyorlar ya. Halbuki esas sorun aynı evde yaşamaya başlayınca başlar. Nasıl yani? Senle ben aynı evde yaşamaya başladıktan sonra mı dertleriniz başladı Fehmi Bey? Ya Rukiye sen de amma alıngan oluyorsun ya. Ne dediğimi gayet iyi anladın sen. Hiç de anlamadım efendim. O zaman anlatayım Rukiye Hanım. Ya esas sorun aynı evde yaşamaya başlarsın. Ama önemli olan onu devam ettirmek. Israr etmek. Yoksa her canı sıkılan çekip evden giderse ne olur ya? Bunun sonu olur mu? Olmaz. Ay vallahi aklında bin yaşa Fehmi'ciğim. Çok güzel bir fikir geldi aklıma. Neymiş o? Dur sen dur, ben bunları yarın eve kilitleyeyim de bunlar böyle bir arada kalsınlar bakayım bütün bir gün, bütün bir gece. Bak bak nasıl oluyor işte o zaman ortalık bak sen. Hangi eve? Bu eve. Fesubanallah ya. Biz ne yapacağız? Otelde kalırız canım. Fehmi şaşkınlıkla Rukiye'ye döndü. Rukiye'nin sevinçten içi içine sığmıyor. İstanbul yeni bir güne uyandı. Zayağını masaya koyup çorabını çekti. Günaydın başkomiserim. Günaydın Beşir. Karı koca kavgası başkomiserim. Karı koca? Başrollerinde her zamanki gibi kahveci Mesut ve eşi Yıldız Hanım iftiharla sunar. Dün gece sabaha kadar tartışmışlar, bütün komşuları rahatsız etmişler. Gelin bakayım. Buyurun. Selamun aleyküm komiserim. Bir aleyküm selam, aleyküm selam. Ne oldu yine? At yarışı oynuyor, at yarışı. Ya birkaç defa oynayıp bırakacaktım komiserim. Ya eskiden de bütün parayı beygirlere yedirirdi. Yine aynı şey olacak. Ya kuponumu bana sormadan yırttı attı ya. Yemin ederim kara canıma doydum. Aha horaya kadar geldi. Boğazına. Horaya kadar geldi. Tamam, sen söz vermedin mi? Kusurum. Hep söz verdi, sonra tekrar oynamaya devam ediyor. Ya kızım benim. Ya aranızda münakaşa etmeyin. Başkomiserim. Başkomiserim, içeri atalım mı bunları? Şimdi Selahattin Bey, içeri atmak lazım. Tabii atmak lazım da bunlar içeride de yerler birbirlerini ya. Evet, ben bunu yerim, elimde kalır bu komiserim, başkomiserim. Komiserim bu kadın elimde kalır. Veriyor. Yani bir insanın, yani insan kocasına nasıl sormadan kuponu yırtar atar ya? Belki de o kupon çok tuttu işte. Belki çok para kazanacağız. Niye atıyorsun kardeşim? Ya bir dakika, sen benimle bir konuşsan önce. Ben senin kocanım kızım. Yeter! Bu niye rezilliktir arkadaş ya? Yeter. Bakın ya tane tane konuşun ya da içinizi birden değil tane tane sizi nezarete atarım. Tane tane atarım sizi nezarete. Ya sayın başkomiserim. Evet. Ben bir kupon yaptım altılı. Tamam mı? Tuttu ama bu kadın yırttı. Yatırtmadı kuponu. Allah Allah. Ya Mesut senin o kupon tuttu mu? Evet. Evet Bekir Bilader'im tuttu. Vah vah vah. Sabah gazetede okudum. Tam 1.250.000 küsür lira vermiş. Gitti paralar. Başkomiserim, fail değil. Başkomiserim, sen gel, sen gel. Mesut. Adam bayıldı ya. Arkadaş, adam bayıldı. Nereye arayalım? Telefonla dur bakalım. Durun. Hastaneyi ara, bir yere ara. Ne yapalım şimdi? Adam bayıldı. Gördünüz mü? Adam bayılttınız ya. Mesut. Tokatla. Tokat at ona. Tokat atmayın ya. Öyle bir tedavi yöntemi yok. Tokat atmayın. Başkomiserim, uyanmıyor. Ay, kocam gitti.
Kocan gitti tabii. Gitti tabii kocan. Kocan gitti tabii. Hiç durmadan konuşursan kocan gitti tabii. Gitti kocan. Yenge sen nasıl yırttın artık? Yürat ne tut? 1 milyon 250 küsür bin lira ya. Az para değil. Sen de o haberi verecek yeri mi buldun şimdi peşin burada? Ya? Mesut! 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 Ya adam Mesut. Kolonya götür oradan. Kolay bir şey yapın ya. Mesut, Mesut. Uyarıyor bak. Bak uyarıyor. Tamam sakin. Uyarıyor. Uyarıyor. Mesut, Mesut. Sakin. Gel kocanı bir öp bakalım. Bekle kalk. Gel, gel, gel buraya. Gel, gel buraya. Gel. Mesut! Öp kocanı, öp kocanı. Öp kocanı kaldırın oradan ya. Bayezid karakolda. Böyle işim olur ya. Ha, kalk, kalk. İyi. İyi. Bekir birader. Kaç lira verdi dedin sen? Tam 1 milyon 250 küsür bin lira. Yetti. Vur vur vur. Mesut, Mesut. Beşir. Evet, başkomiserim. Yavaş çocuk, yavaş. Yeriz evladım, ye, ye. Ya Fatih Ana ya. Bu pişi var ya, çok güzel ya, yemin ediyorum ha. Bu değil, değil bu, budur. Buna derler lokum, dil pişi. En güzel ben yaparım. Afiyet olsun. Oh, böyle. Neyse ya, ne ismi neyse, bunu çok özlemişiz. İsmini bilmiyoruz ama çok özlemişiz ya. Ben yaparım. Öyle evet, çok güzel. Fatih Ana, sen hiç gitme ya. Hep burada kal. Hep bunları yap da biz yiyelim ya. Ne güzel olur ha, değil mi? Canı doyuyor. Ya bu çocuğu Almanya'da çok aç bırakmışlar ya. Yetmemiş Almanya buna, yetmemiş resmen. Doyuramamışlar yani. Almanya'yı bitirmiş. Şimdi Türkiye'yi yiyor ya. Neydi bu? Değil adı lokum. Lokum. Koyuyor ya. Zehir de olsa yersin ya. Senin için fark etmez ki. İsminin ne öyle? Gel. Ne bulursan o zaman. Bas komşum sen de ya, alıyorum kusura bakma. Biraz eksiliyor seninkinden ama. Al işte. Bir tane daha alabilirsin yani. Komşum senin o güzel lezzetli olur her şey ama ben de yaparım güzel. Olur mu Fatih? Ne güzel konuşuyor. Bak burada var ay. Ay var, ay var. Al biraz ay var. Çok güzel olur onunla. Bak burada var kaymaçina. Kaymaçina mı? Kaymaçina da acıtıracağım onu yapmışım çok isla. Balkan biber ezmesi. Ama kuşluga şimdi değil. Yalnız. Şey çok güzel olmuş. Kaymaçina, kuşluga bu ne ya? Afiyet olsun. Mesut ayılmış. İyi misin Mesut? Yıldız şakaklarını Mesut, ovuyor. İyiyim, iyiyim. İyiyim komiserim. İyiyim. Yıldız. Hep senin yüzünden ben. Ya yırtmasan o kuponları şu anda zengindik. Bak. O kadar da çalıştım ya sabahlara kadar anasını, danasını, ninesini, hepsini, emmisini öğrendim atların ya komiserim. Nasıl böyle bir şey olabilir ya? Yazık adam anasını, danasını, manasını hepsini öğrenmiş ya. Tamam, iyi tamam, iyisin. Bana bakın, bana bakın. Bu kaç oldu ya? Bir daha karakola, böyle karakola gel bak, ayılmak, bayılmak. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir daha böyle kavga şikayetinden dolayı karakola gelirseniz savcılığa sevk ederim, haberiniz olsun, tamam mı? Tamam komiserim, çok teşekkür ederiz. 1 milyon 250 bin. Vah, 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 vah. Allah! Mesut! Allah! Mesut! Başkomiserim! Ya! Mesut! Mesut, kendin gel! Nazlı bulaşık yıkarken Rukiye de mutfak sepetini boşaltıyor. Patağına masada bir karın ağrısı var gibi. Nazlı? Ne oldu Mari? Kaçacak idim ne oldu? Ben... Değil ben bir şey demeyeyim. Komşular konuşacak, sen kaçacak imişsin. Ama çok üzüleyimmiş ana. Umay hiç kaçacaksın sen. Ay ben mi kaçacağım? Ay niye kaçayım canım ben? Aa. Yok canım yok dedim yok. Fatih Anacığım yapmaz öyle şey benim çocuğum yapmaz öyle şey. Kaçar nereye kaçacak? Olmaz öyle şey. Nereye gitti o çocuk? Aynı anda yine Fatih Anaya döndüler. Hangi çocuk? O çüşe de o plak çinedir. Ben bilmem, duydum ki mahallede bu mahallede seveymiş bir kız. Ama herkes bilin içi var bir şey. Ses çalaydı bile sevdi şarkıları, aşk şarkıları, o ne bu ne. Ne oldu bilmem çocuklar. Sen idin deme o kız. Ben mi? Ay, ne alakası var? Değildim yani ben. Valla bilmeyeyim. Herkes aldatırsınız beni yok. Ben bir de bir mahallede biliyorum ne olur. Ben cüridim sizi pencerede.
Süleyman'ın filan fıs fıs fıs. Her şeyi biliyorum. İsla çocuk idi. Bilmem ne oldu, kaçtı o çocuk buradan. Canım dedi, yani Allah Allah, gitmiştir, işi gücü vardı başka ya yere gitti yani. Ne o nereden bilesin? Ama diyeyim sana bir şey, çok hızlı çocuk idi, çok. Dili güzel ama efendi, böyle bir şey, graf ciğerdi güzel, boyalı boyalı. Hep güleydi o yüzü, biliyor musun? Bana sorsan olurdu İsla damat. Bana sorsan ama. Ama kimse bana sorma hiçbir şey. Ben ders çalışacağım. Kaçar gibi gitti Nazlı. Rukiye huzursuz. Sen yıka onları. Hayır. İşte. Kız biraz o sanık bilir misin cani? Yapabilir misin aynı vakitte çay bana? Ya yapmam mı? İsteyin canım bir şey çay. Yaparım tabii canım ben iyi. Oh, tabii komşum. Çok seveyim seni. Var bir şey sen de ama İsla karışsın İsla. Bu ev güzel bak, her şey var, meyveler. Temiz işte biraz. Değil bana cüre ama. Ergun yine yazıyor. Kainatta tesadüfe yer yok. Yollarımız nasıl kesiştiyse onunla, ayrılması da tesadüf olamaz. Uyum başka bir yerde belki de, başka biriyle. Onun için de, benim için de. İçeriye peşimden de gelme. Dilek. Ne oldu? Annen nereye gidiyor? Ne yaptın sen Ali? Az kalsın kadının gözünü çıkartıyormuşsun. Dilekciğim, yemin ederim isteyerek yapmadım. Kazara oldu. Yani kasıtlı bir şey yok. Kasti bir şey yok. Ha, koskocaman boşlukta balkondaki annemin gözünü buldu o taş, değil mi? Dilek yoksa... Benim bilerek yaptığımı falan mı düşünüyorsun? Yok, ben biliyorum Ali. Geçen gün annem kafana saksı düşürmüştü ya, onun intikamı o bence. Dilek, bunu nasıl düşünürsün? Neden böyle bir şey yapayım? Vallahi bir açıklama bulsan çok iyi olur, bilemiyorum yani. Nereye gitti? Annen nereye gitti peki Dilek? Neyse. Dilek soğuk bakışlarıyla apartmana girdi. Ali direğin dibinde sıkıntılı. Ben de şikayetçiyim. Ne oldu gözünü? Selim abi, neden hala gelmedi hanım eve? Konuşmadınız mı? Neden gelmedi? Ya işte Rukiye konuşuyor. Birazdan gelirler, merak etme. Ha, iyi. Ne yapayım ben? Ne yapıyordun ya? Aynen işte. Gitmeyecektim. Hiç gitmeyecektim oraya. Buradayım gari, yok. Evet ya, burada kal ya Fatih ana, bizimle kal. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Mavişimi de al, Elvan'ı da al. Buraya gel, burada kal. Hepimiz mutlu, mesut yaşarız. Hala, güzel olmaz mı ya? Ah, incim. Hadi, hadi sen bir içeri, bir mutfağa bir git. Bak bakalım orada bir şeyler, bir yap bak bakalım mutfakta neler var. Ya bakacağım, var mutfakta ne var belli ya. Pef size ya, yemin ediyorum pef ya. Ne seveyim açan yapayım bile puf. Ben de alıştım. Açan sinirlenin bir şey yapayım bile puf. Puf mu? Ne pufu ya? Pef size ya. Allah Allah. Tamam ben gidiyorum. Haydi. Allah Allah. Ay çok alem çocuk bu. Seveyim bu çocuk çok gibi. Çok çok. Ya işit Fatih anacığım. Ya senin her zaman başımın üstünde yerin var. O ayrı da. İşit. Yani eğri oturalım, doğru konuşalım. Şimdi senin bu bilgeliğin, olgunluğun, tecrüben, ondan sonra değil mi? Bunları işte nasıl bekleyebiliriz karşı taraftan, ha? Bu ses olmaz.
Nice ben olmaz. Ben seveyim seni ki anlaysın bile insani. Sen de beni anlaysın. Ya. Ama bak bir tevi mahle bilir neyim ben. Her çiz bilir beni. Benim çok hanım karı. Ağzım var dilim yok. O kayım hiç. Her çizle isla, her çizle isla. Her çiz beni anlay. Yalınız benim bu gelin anlamay. Anlamay, anlamayacak da hiç. Deme öyle. Bak, bak şimdi kendi yok Allah var. Şimdi öyle deme. Bak benim bildiğim Şükriye çok üzülmüştür. Hem de çok. Kim? Şükriye. Benim Şükriye. Evet, senin gelin Şükriye. O ne değilsin sen? Şükriye değilsin. Evet. O ağlayacak, üzülecek benim için. Evet. Haydi mori bırak. Haydi mori bırak. Ay söyleme bana onu. Bak, o düşünseydi beni biraz. O böyle ağlar. Herkes ağlar, o ağlamaz. Niçin bak olsaydı öyle cirirdi kapıdan. Bir çerece olurdu kapıya derdi. Anam nasılsın? İyi misin? Üşüy misin? Hasta mısın? Bir şey misin? Var mı bir derdin? Yok. Hiç yok. Hiç. Herkes merak eder etme. Bırak moru gitmeyeceğim. Hiç. Tamam peki. Bir şey soracağım. Bu esas problem neydi yani? Problem? Bilmiyorum. Neydi unuttum? Bak olmadan bir problem bence olmam buraya. Vardı bir problem. Ha, şimdi unuttum ama var. Var büyük problemler var. Ama gene gitmeyeceğim yok. Hatırlasam da gitmeyeceğim. Beçi yok hiçbir şey ama gene gitmeyeceğim. Buradayım komşu. Ya bir çay hadi. Yaparım ben sana çay yapmam mı ben sana? Başkomiserim, Putukali'yi getirdim. Gel bakalım Putukali, 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 Putik, Putik. Gel bakalım, gel, gel. Gel, öyle dur. Gel, tamam, dur. Selahattin Bey. Oku. Tabii ki başkomiserim. Çınaraltı Karakolu, müşteri ifade tutanağı. O müşteri değil o, müşteki olacak Selahattin. Müşteri ne ya, müşteki. Özür dilerim başkomiserim. Evet. Müşteki ifade tutanağı. Şikayetçi Nurten Kamber. Baba adı Yusuf Çakır. Ana adı Sevgi Çakır. Selahattin tamam onların hepsini okuma ya. Sadece ifadeyi geç, ifadeyi oku. Peki başkomiserim. 24 Ocak günü evimin balkonunda çamaşır asmaktaydım. Uzun süredir kızımın peşinde olan ve ailemizi rahatsız etmekte olan Ali isimli şahısı sokakta gördüm. O anda iki gözüm de sağlamdı. Ali isimli şahıs dükkanında ürettiği silahlarla oynamaktaydı. Silah mı? Silah mı? Ne silah? Komiserim silah falan değil. Sapan o. Sapan... Putukali! Kullanım amacına göre bir sapan silah olarak kullanılabilir. Evet, Selahattin Bey için lütfen devam eder misiniz? Tabii ki başkomiserim. Ali isimli şahıs bir anda silahını bana doğrultarak saldırıda bulundu. Gözüme gelen taş sebebiyle gözüm çıkacak gibi oldu. Doktora gittiğimde kör olabileceğim. Kafi. Yeter. Anladım. Peki başkomiserim. Evet Putukali. Doğru mu bunlar? Doğru mu yanlış mı? Ben tek cevap istiyorum. Doğru mu yanlış mı? Tamam işte. Yanlış mı doğru mu? Tek cevap. Doğru mu yanlış mı? Doğru komiserim. Doğru. Şikayetçi misin? Nasıl şikayetçi misiniz? Tabii ki şikayetçiyim. Gözümü kör etti diyorum. Canıma kastetti diyorum. Daha ne yapsın? Bunu kodese atın. Daha neyi bekliyorsunuz ki? Ben onu anlamadım ki yani. Pardon. Hemen atarız biz. Komiserim yapmayın. Komiserim başı yok. Başkomiserim. Hadi. Nurten Hanım. Hadi. Silah değil sapanı. Hadi be. Hadi at götür götür. Kodesi doğru kodesi. Hadi hadi. Nezarete nezarete. Başkomiserim. Evet. Oh. Rahatladınız mı? Çok. Tamam. Çok. Görevimizi yaptık. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Kolunda çantasıyla huzur eğilip gitti Nurten. Adına bak ya. Allah Putuk Ali'ye kolaylık versin diye. Ya şimdi tamam bak sen buradasın ama bak torunun ne kadar üzgün. Öyle sen böyle perişan olmuş. Değil mi? Şükriye de sen zaten o da çok üzgün. Dünyada herkes üzülür. Herkes üzülür. Yalnız benim gelin üzülmez. Ya babaanneciğim vallahi çok ağladı kadıncağız ya. Kim ağladı? Kim? Ya annem kim olacak? Haydi mori anlatırma sen bana. Hiç. Hiç anlatırma sen bana. Aklanmış mıdır? Ya vallahi çok ağladı diyorum babaanne ya.
Fato Ana çayını ikna olmuş gibi sehpayı bıraktı ama hala tam emin değil. Yok, acı olmam, ben burada kalırım. Bak, Neka, komşin bana bakay, isla bakay. Senin anandan daha çok hizmet edi. Bak, komşi her şey hazır burada. Başkomiserim, vallahi billahi, yemin ediyorum başkomiserim, kasıtlı bir şey yok, kasti bir şey yapmadım komiserim. Ya Pıtık Ali, Pıtık Ali, beni değil hakimi ikna etmen gerekiyor artık ya. Girmişsin nezarete, bak önceki şikayetlerde dosyalarda duruyor, ne yapacaksın? Peki başkomiserim, ne yapmam gerekiyor bu durumda? Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Ya darp suçu var ortada, kadının gözü çıkıyormuş az daha Pıtık ya. Böyle şey olur mu ya? Ya komiserim, kaza diye bir şey var başkomiserim. Yani ben kasti olarak atmadım, yapmadım öyle bir şey. Pıtık Ali, bundan sonrasına savcı karar verecek Pıtık Ali. Ayrıca bütün deliller senin aleyhine ya. Bak, bütün şikayetler birikmiş dosyanda. Bu işten kurtulman açıkçası biraz zor. Zor bir ihtimal. Ama bak... Aması maması yok. Ayrıca benim şahsi fikrimi sorarsan Pıtık Ali... Yani ben de pek inanmadım. Yani küçücük taş. Bir mahallede, koskoca mahallede dönmüş dolaşmış... O kadıncağızın gözüne isabet etmiş yani. Neden acaba? Acaba neden o kadının gözüne vurmuş Pıtık Ali? Hadi. İnanamadım ben açıkçası. Komiserim yani... Kader bu. Kader işte Pıtık Ali. Senin kaderin de bu. Senin kaderin karakola girmek, senin kaderin nezarete gelmek. Yapacak bir şey yok. Komiserim. Komiserim yok. Çekilin oradan. Çekilin oradan. Niye komiserim? Kapatacağım. Çekilin oradan. Komiserim ne olur. Komiserim. Komiserim yok. Çekilin. Komiserim yapmayın. Ne olursunuz. Dışarıdan kapının penceresini suratına kapattı Ali ağlamaklı. Ağlıyor musun? Komiserim. Ağlama lan. Ağlama ya. Geri kalın yok. Çok mu dışarı çıkmak istiyorsun? Ben bir şey kaza. Ama kader, senin kaderin bu. Yeniden kapatıp sürgüsünü geçirdi. Ali çaresiz. Ağlamak yok. Güçlü ol, güçlü ol. Ali kapının ağzında omuzları iyice düştü. Hüsranla yere çöktü. Huzursuzca düşünüyor. Başkomiser kapının penceresini sessizce araladı. Ali'yi göremeyince merakla sağa sola bakındı. Pıtık. Komiserim. Burada şey ya. Tünel gazdan kaçtın sandım ya. İyi. Buradasın. Güzel. Ağlamak yok. Ne yapaysın aşağıda? Çömelmiştim öyle bir. Çömel bakayım bir daha. Çömel, çömel, çömel. Çömel aşağı. Çömel. 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 Ha, ağlama öyle dur. Öyle dur orada Pıtık. Tamam mı? Kaderim bu, yapacak bir şey yok. Ya Sami Berek, çok zor olmuş ya, eline sağlık. Yarası, afiyet olsun. Çok güzelmiş ya. Merhabalar. Oo, hoş geldin. Oo, büyük çevirmen geldi, Allah şansını Fehim abi. Nasıl ya? Duyduklarım doğru mu? Ne duyduğun... Kimden nasıl duyduğuna bağlı Fehmi abi. Hemen bağıracağım gene. Hemen bağıracağım. Konuyu dağıtma. Fehmi abi şey soruyor işte o çevirtkenlik şeyini soruyor. Ya senin şimdi ayıptır söylemesi deli raporu yok muydu ya? Evet var. Var. Sen gördün mü? Yok duydum. Ya şimdi baktığın zaman adamda bir deli tipi yok ki. Aslında baktığında tipi var. Evet. Fakat zeki bir adam yani böyle deli olmaz ki ya. Bayağı zeki bir adam ya. Akıllıyla deliyi ayırmak zordur bazen. Çoğunluğa göre davranmayana deli, çoğunluğa göre davranana akıllı diyorsak eğer... bazen biraz delilik yapmakta fayda var. Ne dediğini idrak edemediler. Veririm. Tamam mı oynama? Evet yani bütünsel şeysinden. Ya şey işte ya deli, akıllı şey yaptı, karşılaştırdı yani. Herhalde galiba. Mutlaka ya öyle bir şey yaptı. Ha. Börek çok güzel olmuş ama. Aa evet, evet. Yarısı. Mustafa Manav da kitap okuyor. Ya arkadaş bu Mustafa'ya bir haller oldu ya. Eline kitap aldığı günden beri ne eşek şakası yapıyor. Ne de sebze meyve satıyor. Anlamadım gitti lan.
Ya okusa ne olur ondan, ne alacak işte? Ay, en fazla olacağı bu. Ya işte siyasete hazırlanıyor ya, okuyup alim olacağım sanıyor kendini. Ah. Neymiş? Profesör Manav Mustafa. Doğru. Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam. Nasılsınız? Başkanım. İşler nasıl? Şükür, şükür. Merhaba Manav Mustafa. Mustafa kendini kitaba kaptırmış, duymuyor. Dayal, yeni patronun Cin Ali'nin maceralarını mı okuyor? Hayır efendim, kendisi çok daha ciddi şeyler okuyor. Ne okursa okusun, bu memleketi ne siyasetçiler, ne mühendisler, ne şairler yönetti ama başaramadı. Bu ülkeyi ancak ve ancak asker yönetir. Yakında göreceksiniz. Yine siyaset çıkmaza girecek. Yanılıyorsunuz başkanım. Serbest piyasa ekonomisiyle kişisel hak ve özgürlüklerin sınırları ve kazanma şekli geliştirildi. Herkesi kucaklama politikamız sadece yönetim alanında değil, ekonomi alanında da kendini gösterecektir. Makro ekonomiler değil, mikro ekonomiler de gereken karşılığı bulacaktır ki makro ekonominin yapı taşlarını güçlendirsin. Abo, vallahi kardeşim ben inandım. Eğer Mustafa 2-3 ayda bu kadar değiştiyse Mart ayın sonunda kesin belediye başkanı. Vallahi de billahi. Vallahi öyle. Benim oyum Mustafa abiye. Vallahi benim de. Sayın belediye başkanım, makamınızdaki son aylarınız olabilir. Tadını çıkarın. Öyle mi Danya? Yürüyün arkadaşlar. Biraz sessiz olursanız kitap okuyacağım. Vay mana Mustafa. Vay. Kadri, Nazlı. Yok, Rukiye ben Fatih Hanım'cığım. Şükriye'cığım, bak al bu tozları biraz buradan bir şey. Ben sabah aldım ya onun tozunu hep. Şimdi ben gözüme mi inanam? Severim seni başka ama tozlu buraları sil sencene Hayriye'cığım, sil. Ben Rukiye... Neyse. Tamam ben şey yapayım, sileyim onları o zaman. Anneciğim. Canım. Merhaba Fatu anne. Merhaba evladım. Hayırdır anne? Geç şuraya otur. Şöyle otur, nişanlın gelecek, konuşacaksınız. Geç şuraya. Sen bunun için mi işten izin al gel dedin bana? Evet efendim, onun için dedim. Allah Allah. Yeter artık canım. Sen nişan atıyorsun, babam bana kızıyor. Hayır ben anlamıyorum ki, sen kız istemeye giderken de vazgeçip döndüydün. Ha yeter, artık yeter. Bu mahallede bizim bir itibarımız, bir şeyimiz var. Siz bunu bozmaya hakkınız yok. Yeter, geç şuraya otur. Benim Gülden'le konuşacak hiçbir şeyim yok. Konuşacaksınız. Geç otur. Bardaklarla birlikte Ahmet anahtarlarını da götürdü yanında. Ya bu Niyazi'ye ne oldu ya? İki saattir bakarım tek laf bile etmedi. Hadi biri susmuş. Buğa ne olmuş konuşmaya? Ya İdris, susmuş susmuşa baka baka kararır. Nasıl espri ama? Süper. Sen dur ben şimdi onu konuştururum. Konuşturmasını bülürüm. Bak şimdi. Niyazi ne oldu? Niyazi. Ses yok. Bak şimdi. Niyazi, sana soyuk içecek bir şey ısmarlayayım mı? Anlamıyorum. Niyazi, diyelim ki sana soyuk bir şey içecek ısmarlayayım mı? Yok canım. Kesin bunda bir şey var ya. Yoksa meşrubata bile cevap vermediğine göre bunda çok ciddi sorunlar var. Aynen öyle. Ay bak şimdi. Niyazi ne oldu ya? Biri mi öldü? Ola yoksa yolda yürürken paranı mı düşürdün? Şimdi ben onu neşelerim seni. Dur bak şimdi. Sabunu koydum legene, gör başına ne gele. Ben canımı veririm kadir kıymet bilene. Yar o yani, bu yani hiç de bakmaz. Bu yani almışlar yari yanına. Dön o yani, bu yani dedirin dirilinden. Beton gibi duruşuyla şebeklik yapan Bekir'e göz ucuyla bile bakmadı. Sabunu koydum legene, gör başına ne gele. Ben canımı veririm kadir kıymet bilene. Dön o yani, bu yani, dön bu yani, o yani, yani yanına.
Yazık. Yok canım, ben kendimi öldürsem de, şarkılar söylesem de... ...fen içilem yine olmuş. He? Sen bak, bir şeyler daha söyle. Yazık. Neyse, geçek bunları ya. Ya susmuş, sana bir şey diyeceğim. Sen niye öyle bardak demiştin? Çok merak ettim de, söylesen mi bana? Diren bardak, bardak demiştin ya, hatırladın mı? Konuşmuş. Onun için adı susmuş ya, konuşmuş. Ya sen bilirsen niye bardak dedi? Fatu ananın koltukta içi geçmiş. Ahmet kaş gözle Rukiye'yi işaret etti. Rukiye uyanmasın diye susmasını işaret edip kapıya koştu. Gel canım, gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizi çağırmışsın Rukiye Hanım. Bir kahve içelim dedim işte. Olur. Çıkar kızım üstünü. Teşekkür ederim. Evet. Ahmet ayağa kalktı ama tavrından ödün vermiyor. Fatu ana elinde tespihle hala uyuyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ejden. Buyurun. Ya nezarete koymuşlar Ali'yi ya. Hadi ya. Yazık çocuğa ya. Ya Mavişim nesi yazık ya? Kadının gözünü çıkartıyormuş. Ya istemeden oldu diyor Şahin. Ya zaten Nurten abla teyze yaşlı ya. Gözü görmüyor gözü. Ondan dolayı iyi olmuş ya. Ya Şahin saçmalıyorsun. Mavişim saç malanmaz. Saç taranır. Çatatoy'dan öğreniyorum şakaları falan. Ya, annem diyor ki mahkemeye çıkacakmış, ceza alacakmış. Hapis mi? Bilmiyorum ki. Ya, Mavişim görüyorsun değil mi? Her an her şey olabilir. Bir bakmışsın, yakın burada hapse düşmüşüm. Onun için böyle özgürken ben seni alayım Almanya'ya kaçırayım ha. Nasıl? Ya Şahin görmüyor musun kız üzgün? İki dakika dur. Bir konuşturmadın bizi ya. Peki ceza alırsa ne olacakmış? Nasıl ne olacak ya? Nurten abla teyzenin kızı. Dilek. Ne yapacak biliyor musun? Hapishaneye çamaşır götürecek. Temiz çamaşır. Butik haleye götürecek. Ne yapacak başka bir şey? Hapsana ya! Of Şahin ya, neyse. Ben gidiyorum ben. Tamam. Of lanmaz. Of çekilir. Of af! Hani yaparsın. Ya Şahin yaptığını beğendin mi? Ne yapayım ya? Bak diyorum ki özgürüz biz. Almanya'ya gidelim. Saçmalama. Neden ya? Ne güzel orada ya, çok güzel. Spazieren falan böyle sokaklarda gezeceğiz, edeceğiz. Böyle kimseyi hapse falan götürmüyorlar. Görüşürüz Şahin. Hadi çüz. Görüşürüz, çüz. Rukiye sokak kapısını açtı. Merhaba. Çocuk geldi, söyledi. Fehmi abiye uğrayacakmışsınız dedi. Ben de böyle bir uğrayayım dedim. İyi etmişsiniz. Öyle dediyse bildiği vardır, o da gelir şimdi. Buyurun, buyurun. İyi günler. Hoş geldiniz baba. Buyurun. Nasılsın abiciğim? Sağ olun. Buyurun. Rukiye paltosuyla anahtarı aldı. Anne nereye? Ben bir bakkala gidip geleyim hemen. Ben giderim. Yok yok, ben gittim bile. Hoşça kal. Hadi bay bay. Anahtarı ahşap kapının kilidine takıp kapıyı kilitledi. Balkon kapıları da kilitli, hep anahtarlar burada. Şöyle bir içeride kalın, kendi kendinize şöyle bir düşünün, bir konuşun bakalım. Çiftler suskun, birbirlerine yüz vermeden tavırla trip atıyorlar. O zaman ben kahvede beklerim. En iyisi. Ahmet oğlum, bu kapı açılmıyor. Açılmıyor. Açılmıyor evladım. Fatu ana tekli koltukta hala uyuyor. Vallahi açılmıyor. Ah anne ah, yoksa biz içeri mi kilitledi annem? Aa, nasıl yani? Basbayağı Necla anne, yok kilitlemiş. Benim anahtarım vardı burada işte, yok yok. Anahtar her zamanki yerinde yok. İçeride mi kaldık şimdi? Öyle görünüyor. Hastane. Tamamdır Fehmiciğim. Rukiye. Tamam olan ne? Ne tamamdır? Ahmet, Gülden, Necla Hanım, Muzaffer Bey hepsini kilitledim, ev içine.
çantamı çevirdim, kilitledim, çıktım geldim. Niye? İyice çıkarma ya. Dün sen öyle deyince ben şaka yapıyorsun zannettim. Ciddiye almadım yani. Çocuğum olur mu? Aa. Şimdi bak şimdi nasıl. Bak konuşacaklar, anlaşacaklar. Bak nasıl çözülecek bu sorunlar. Bak gör. Nereden biliyorsun ya? Fehmi'ciğim, biz niye yıllardır maşallah böyle uzun zamandır evliyiz? İşte bu yüzden. Aynı evdeyiz. Aynı böyle bir şey sorun olduğu zaman ne yapıyoruz? Oturuyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz, çözüyoruz, çözebiliyoruz. Ama bir konuşuyoruz, bir aynı evde vakit geçiriyoruz. O yüzden. Biz ne olacağız belki şimdi? Ya otele gidelim dedim ya. Hangi otel? Bilmiyorum artık, sen seç. Benim için fark etmez. Ya Türkiye saçmalama ya, saçmalama. Ben otelde falan kalamam ya. Şu hayatta, hayatta otelde kalmam. Nefret ederim otelden. En nefret ettiğim şey oteldir ya benim. O zaman ne yapayım ben de? Arayayım bizimkilerden, bir akrabalardan birini şuradan. Onlara gidelim, ne yapalım? Yo, sakın ha, sakın ha. Şimdi akrabalarını rahatsız etmeyelim. Otel en iyisi ya. Nasıl gelsin gideriz. Onları kilitledim. Ahmet koridordan salona geldi. Arka taraftaki balkonları da kilitlemiş. Açık balkon yok, anahtarlar da yok. Aa, demek bizi eve hapsetmiş. Ya anlamadım ki ben. Nasıl yapar böyle bir şey canım? Aa, Rukiye Hanım. Bre, ne oluyorsunuz böyle bre? Takır tukur takır tukur. Uyutturmadınız bir dakika insani bre. Ne oluyorsunuz böyle bre? Of bre, nerede benim bu komşum? Affedersin ya Fatih anne, affedersin. Komşum bizi kilitledi gitti. Ahmet öfkeyle mutfağa gitti. Ne olacak şimdi? Sami mutfaktan çıktı. Ah, hoş geldin yenge. Hoş bulduk Sami Bey. Niye miyim? İyi vallahi, siz nasılsınız? Harbi ne yapayım işte. Irak nerede? Evde. Evde mi? Niye oldu, bir şey mi oldu yoksa? Bir şey oldu da... Sen buradasın, anam orada. Ne oldu? Yok ayol yok, hiçbir şey yok maşallah. Öyle iyi iyi oturuyor. Allah! Oo, zaman güzel. Benim hemen gideyim, anamı alayım geleyim hadi. Yok alamazsınız ama. Alamamı neden alamam? Doğruyu söyleyeyim. Vallahi bir şey var, onu barışı yapıyorsunuz. Yok, korkulacak bir şey yok çok şükür de. Ne? Kapa kilitli. Kapa mı kilitli? Ya Müge, devamlı icat çıkartıyorsun ya. İcat çıkarma dedikçe icat çıkartıyorsun. Mucitleri geçtin ya. Gülden'le Necla bir koltukta. Ahmet'le Muzaffer çaprazdaki koltukta. Kaderlerine razı olmuş, birbirlerinin yüzüne bile bakmadan tavırlı oturuyorlar. Fatoğan'a Ahmet'lerin karşısındaki tekli koltuktan dörtlü koltuğu bakışlarıyla ablukaya almış. Merakla derin derin bakıyor. Ne oluyorsunuz buraya? İçim şişti. O sandı canım. Of, puf puf şiştim bak böyle. Ne oluyorsunuz buraya böyle? Kukuma kuşları gibi siz susaysınız, siz susaysınız. Haydi. Celinim Süleydi çok çok o sandım ondan. Ama nedir bu bile? Sanki cenaze evi. Ne oluyorsunuz more? Fatoğan'a gülesi gelen Ahmet Gülden'e bakarak güldü. Mesut çay tepsisiyle kahveden çıktı. Mesut. Ya. Ne oldu kızım? Ne işin var burada senin? Ya Mesut, çok özür dilerim. Ben o kuponu tutacağını bilseydim. Ya tamam kızım, tamam yani özür dilemene gerek yok. Hem belki de daha iyi olmuştur ya. İyi ki yırtmışsın. Yani ne bileyim. Belki de tutsaydı yani o parayı alsaydık. Ben gene gidecektim, gene oynayacaktım. Gene oynayacaktım. Yani aldığımızdan fazlasını verecektik. Zaten at yarışından kime ne hayır gelmiş. Ya gerçekten böyle mi düşünüyorsun Mesut? Tabii kızım, ne sandın? Biz ne düşünüyorsak onu söyleriz yani icabında. Hem ben ne yaptım biliyor musun? Biraz düşündüm. Hı. Ondan sonra seni biraz ihmal etmişim ben bu aralar. Kafama şey yaptı, dank etti. Dedim şey yapayım dedim, ben bu kadınla biraz ilgileneyim dedim. Ne dersin Yıldız? Senden şöyle çoktandır sinemaya falan gitmedik. Ha, gidelim mi? Bak Kemal Sunal'ın filmi oynuyor. Postacı, Fatma Girik'le. Ha? Oradan da çıkıp bir kebapçıya gideriz. Şöyle en güzelinden. Ha? Ay Mesut. Efendim karıcığım. Ay gidelim kız. Gerçekten çok güzel olur. Kız kim be? Doğru konuş benimle kızım. Kız kim?
Ya kız dediğime bakma işte öyle. Yakışıklı mı kocacığım? Kadir inanırım. Tamam tamam hadi. Çayları da soğuttuk ya. Hadi sen şey yap, ben görüşeceğiz tamam, seninle. Hadi yavrum hadi. Ben bekliyorum. Hadi hadi yürü. Tamam. Akşama tamam. Görüşeceğiz. Hadi bakayım. Tamam. Hadi. Akşam vakti. Evin dışarıdan görüntüsü. Necla Fatu Ana'nın yerine geçip yerini Muzaffer'e bırakmış. Birden babasının koluna girmiş, başı omzunda. Ahmet halinden memnun, gülümsüyor. Ben acıktım. Vallahi ben de acıktım. Ne yapalım? Ben bir şeyler hazırlayayım bari. İyi, o zaman ben de sana yardım edeyim. Estağfurullah, ben... Yok Ahmetciğim, beraber yaparız. Hadi eyvallah. Fatu Ana ortalarda görünmüyor. Ya anne, ya barışsana şu babamla ya. Daha dün denedim kızım. Yani istemedi. Demek artık beni sevmiyor. Anne ya, babam seni çok seviyor biliyorsun. İnat etme. O niye inat ediyor o zaman? Niye inat ediyor? Daha ilk kavgamız değil ki bu. Kaç kere kavga ettik. Ama uzatıyor kızım, uzatıyor. Aynı Ahmet gibi işte. Yani dün nişan yüzüğünü çıkartmasaydı. Ama ne yapıyor? İşte özür dileyeceğine böyle inat ediyor. O da sevmiyor beni kesin. Sevmiyor. Lacivert gökyüzünde dolunay. Yemek masasındalar. Sonuçta evlilik denen kurum. Yani anneciğim, babacığım siz daha iyi bilirsiniz. Ben yani haddimi aşmış olmayayım ama... Güven esasına dayanmalı. Kesinlikle katılıyorum Ahmetciğim. Yani uzun bir yola çıkılacakken bazı önemsiz küçük şeylerin güven denen zemini sarsmasına izin vermemeli. Küçük derken? Önemsiz şeylerin büyütülmesinden bahsediyorum Gülden. Önemsiz şeylerin. Ben hiç de öyle düşünmüyorum. Peki durup dururken insanlar kendilerini niye huzursuz etsinler çocuğum? Annem çok niye? Doğru söylüyor. Yani küçük bir mevzuyu kısaklayacak mıyım ben? Sonra ileride daha büyük bir probleme yol açacak. Ya şimdi bir insanın iyi mi kötü mü olduğunu bunca yıla yaşananlara rağmen anlayamıyorsanız... kusura bakmayın ama hayal dünyanız size kötü bir oyun oynuyor demektir. Acaba hayal dünyamız mı oyun oynuyor yoksa... bazı gerçekler mi var? Necla Hanım, isterseniz yine başlamayalım ha. Olur. Oh, çok lezzetli olmuş. Tas kebabı. Fo vallahi. Bak, karıcı deyce ne yapmış bak yemeklerini, lezzetli. Kimse yapamaz onun gibi. Hem ben hem o. Çok iyi. Bravo valla karıya. Bak, hazırlamış. Evin dışarıdan görüntüsü. En sevdiğim dizi. Normal tabii. Aşk gemisi. Necla Hanım lütfen yine başladınız. Sizi mantıklı olmaya davet ediyorum. Benimle böyle sizle bizle konuşmayınız Muzaffer Bey. Ben, yani sanki aramıza mesafe koymak istiyormuşsunuz gibi. İyi de bunu bu şekilde siz başlattınız. Siz istediniz. Gülden Hanım, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gülden yumuşamış. Bilemiyorum Ahmet Bey, ne söylesem nafile diyorum yani. Nafile olur mu efendim? Siz istediniz diye mesela biz işi bıraktık. Hayretle Ahmet'e döndü. Bıraktın mı gerçekten? Tabii. Aferin Ahmet, hiç olmazsa bir şey yapmış. Bakın babanıza, hala gemi hayallerinde. Yok, ben gemiden vazgeçtim artık. Burada kendime bir hayat kuracağım. Hem artık kızımdan da uzak kalmak istemiyorum. Belki torunum da olacak. Böyle yaparsak olmayacak. Ay nerede kaldı bu Rukiye Hanımlar? Anneciğim bence artık hiç merak etmeyin. Çünkü onlar bu saate kadar gelselerdi gelirlerdi. Bence bu gece buradayız. Ben salonda yatarım. Siz de babamların yatağını alın. Yok, ben de salonda uyuyayım çocuk. Necla irkilip bozuntuyla önüne döndü. Fatuhan'a görünmüyor. Aa,
Ah ulan ah. Ah ulan ah. Dikkatini çeken akustik hoşuna gitti. Ah. Ahaman. Ahaman aman 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 aman. Düştüm mopushane ellerine. Kaldın oralarda. Ah kaldın oralarda bir başına. Ah yavrum. Ah canım. Sapane atmaz olaydım o taşı da, vurmaz olaydım nutelli, düşmez olaydım mafusundan. Aha bak. Aha lav alav. Şimdi yatacağım 4-5 yıl. Şimdi yatacağım 7-8 yıl mapus damlarında. Ben yapacağım burada senden ayrı değil. Parmaklıklı kapı penceresinin dışından çekilen görüntüde Ali ağlamaklı kapıya geldi. Parmaklıklardan bakıyor. Ah, ah aman 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 aman. Gülden gergin, huzursuz, gecelikleriyle yatağa oturmuş, omzuna atılmış saçlarıyla oynayarak düşünüyor. Aslında Ahmetciğim, dünya kurulduğundan bu yana kadınların bu kıskançlık huyları varmış. E bu artık değişmez. Aslında kıskanılmak çok güzel bir şey ama böyle güvensizlik üzerine olunca onuru kırılıyor insanın. Tabii, haklısın. Sonra erkek millet, bak erkek milleti, bak derken bile nasıl anlaşılıyor? Milleti, illeti gibi çıkıyor değil mi? Erkek milleti böyle genel olgusunun içinde aslında biz erkekler harcanıyoruz. Bir de şey var, erkektir yapar. Erkektir yapar kültürünün kadınların bilinçaltında korkudan oluşturduğu bir olgu. Farkında değiller. Babacığım, biz ne yapsak? Ne yapalım? Büyüklük bizde mi kalsa acaba? Vallahi Ahmetciğim, bu gidişte büyüklük zaten bizde kaldı yani. Maske kutusuyla odadan çıktı. Mecdar gülüşmelerin karşısında Muzaffer'e tavırla bakıp öyle gitti mutfağa. Pardon. Muzaffer salondaki yer yatağından kalkıp haşarı çocuklar gibi koşar adımlarla mutfağa gitti. Ahmet'in de aklı güldendi. Hızla yataktan kalkıp terliklerini giyerek odaya yöneldi. İçeri girdi. Gülden hala oturuyor. Merhaba. Yüz vermeden baktı Ahmet'e. Merhaba. Müsait misin? Gülden kırgın, yüz vermiyor. Evet, müsaitim. Oturayım mı? Gülden sanki onun için fark etmezmiş gibi omuz kaldırdı. Ahmet kapıyı kapatmadan yanına oturdu ama oturduğu yerden gelen giden var mı diye temkinle bakmayı da ihmal etmedi. Necla masaya oturmuş. Önündeki tasta patates, havuç, maydanoz. Yüzünde maskesiyle patates soyuyor. Muzaffer ayakta, söze girmekte çekimser.
Vakit kazanmak için sürahiye uzandı. Bir yandan da kaçamak bakışlarla Necla'ya bakıyor. Necla asık suratıyla eşiyle ilgileniyor. Muzaffer'in tuhaflığından şüphelenip yüzüne baktı. Ardından renk vermeden patatesi soymaya devam etti. Muzaffer'in üstünde pijaması suyunu içti ama söze giremediğinden ayakta boş boş bekliyor. Onun bu hali huzursuz etti Necla'yı. Nasılsın? Sence nasıl olabilir Mehmet? İçim acıyor biliyor musun böyle konuştuğun zaman? Gülden. Bu böyle bitmemeli yani. Bunca şeyden sonra, bunca seneden, bunca emekten sonra ben bir tek seni sevdim. Deliler gibi sevdim ben. Ölene kadar başka kimseyi sevemem. Bir tek senin yollarını gözledim ben. Ben sensiz bir hayat hiç düşünmedim, düşünemiyorum da. Ben sensiz yaşayamam. Senin olmadığını düşündüğüm zaman böyle boğulacak gibi oluyorum. Nefes alamıyorum. Göğsüm sıkışıyor. Ateşler basıyor her yanım. Yaşamak istemiyorum. Gülten kıvama gelmeye başlamış. İlk defa yüzüne baktı. Çok hassas olduğum bir konuda ben gereksiz inat ettim. Çok 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 inat ettim. Üstüne üstüne geldim seni. Affedersin. Ahmet'in sözlerinden etkilenmiş yumuşak bakışlarıyla Ahmet'e bakıyor. Haklısın ama. Gülden artık tamamen yumuşadı. Ahmet'in boynunu atılmasa da sevgi dolu gülümsemesiyle belli etti rengini. Ahmet elini cebine atarak yüzükleri çıkardı. Gülden'in yüzüğünü geriden ona doğru tuttu. Sevimlice tepkisini bekliyor. Gülden tamam hadi tak der gibi gülümseyerek parmağını uzattı. Ahmet sevinçle parmağına takıp kendi yüzüğünde Gülden'e verdi. Onun alyasında Gülden taktı parmağına. Finalde el ele tutuşup aşk dolu duygusal gözlerle manalı manalı bakıştılar. Ben sensiz ölürüm. Ahmet Gülden'in elini bıraktı. Saçını öpüp başı omzunda boynuna sarıldı. Gülden de Ahmet'e sarıldı. Başını omzuna yatırıp kolunu öptü. Muzaffer sonunda masaya oturmuş. Necla gözünün altında patates dilimiyle üzgün huzursuz. Muzaffer Bey. Efendim. Biliyorum sizi çok kırdım. Özür dilerim. Ya beni aldatmayacağını bilmeliydi. Özür dilerim. Muzaffer sanki deminden beri kıvranan kendi değilmiş gibi kırgın gözlerle Necla'ya baktı. Ardından üzgünce önüne çevirdi bakışlarını. Aşıklar alyanslı ellerini üst üste koymuşlar. Gülden tebessümle bakarken Ahmet utangaç bakışlarını kaçırıyor. Ben yerine salona gideyim ben. Şimdi annem baban görür. Yanlış anlar ayıp olur. Tamam. İyi geceler. Sana da. Ben gidemiyorum artık çok zor. Yani bu, en zoru bu. Hadi git. Tamam. Gülden yanağına öpücük kondurdu. Ahmet odadan çıkıp salona geçti. Gülden mutlu. Sabah vakti Galata Köprüsü. Fato Ana baş köşede kahvaltıdalar. Estağfurullah. Lütfen. Ahmet Bey korkmayın ya. Lütfen. Gülden haşlanmış yumurtasını Ahmet'inkine tutuşturunca Ahmet'in yumurtası çatladı. Sizin saatiniz Ahmet Bey. Yapacak bir şey yok. Nazlı anahtarla bezgince kapıyı açtı. Fehmi ile Rukiye'nin suratları on karış. Belli ki küsler birbirlerine. Nazlı Fehmi'nin pardösüsünü alıp portmantoya astı.
Ben uyuyacağım biraz. İyi yaparsınız Fehmi Bey. Gel gel kızım oradan. Gel gel gel. Gel. Tamam. Çok uyuyacak. Burunları havada Fehmi odasına, Rukiye mutfağa çekildi. Nazlı ne oldu? Ya annem manzaralı oda istedi. Babam da işte yani malum parasına kıyıp da böyle manzaralı oda alamadı. Ondan sonra tartıştılar. Sonra da kavga ettiler yani. Uzun uzun ama yani bayağı kavga ettiler. Ama komik yani kavga ettiler, çok fena ettiler yani. Ay görüyor musun? Bizi barıştıracaklar diye kendi araları bozulmuş. Ne yapalım canım? Biz de onları bir odaya kilitleriz, sabaha kadar barışırlar. Bilek manavda Danyal'la konuşuyor. Ali polislerin arasında kelepçeli karakoldan çıkınca hemen yanına yöneldi. Ali, nereye götürüyorlar seni böyle? Bilmiyorum Dilek. Dilek, bana bir söz verir misin? Ben gelene kadar beni bekleyeceğine dair söz verir misin? Veririm. Dört beş yıl sonra görüşürüz o zaman. 4-5 yıl mı? Evet, 4-5 yıl. Hakkınızı helal edin abi. Helal olsun. Görüşürüz. Ali'yi polis arabasına bindirdiler. Dilek perişan bir halde acıyla onu seyrediyor. Ali esnafa el sallayıp sonra önündeki Dilek'e çevirdi salladığı elini. Dilek donup kalmış perişan gözlerle öylece Ali'ye bakıyor. Esnaf Ali'ye el sallayınca Ali de karşılık verdi onlara. Arabada hareket etti. Dilek acı içinde adeta fırtınalar kopuyor yüreğinde. Ali hala kilitlenmiş bakışlarını çekmeden el sallıyor. Dilek yolun ortasında bir yanını kaybetmiş gibi ağlamaklı gözlerle arkasından baka kaldı. Fatma'nın kapısı içeriden açıldı. Artık Necla'cığım eve gidiyoruz. Artık başka limanlarda başka kadınlarla oldum filan gibi suçlamalar gelmez inşallah. Söz veriyorum Muzaffer'cığım. Bir daha bu konuda asla ağzımı açmam. Ha şöyle ya. Hadi şimdi evimize gidelim. Hadi gidelim. Oh ya. Evet Tahsin Bey var mı bize? Var mı olmaz mı? Mektup var ha. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler. Zafer elinden kaptı. Sefanya. İspanya'dan. Muzaffer'in tırsan suçlu bakışlarında görüntü dondu. Muzaffer Yalçın Özden, Necla Gülseren Güntunca, Danyal Caner Karauç, Neslihan Ezgi Ünal, Yıldız Özden Balcı, Sinan Ali Fuat Pekseren, Refik Ahmet Ekinci. Bu filmin betimlemesi TRT tarafından Sesli Betimleme Derneği'ne yaptırılmıştır. Erişim www.seslibetimlemedernegi.com. Karma karışık yollarda hüzünden